Huzursuzlar Evi 1. Bölüm. Yazan Taner Büyükarman, yöneten Orçun Çıtır, yapımcı Kıvanç Nalça, yapım yardımcısı Evrim Baştuğ, efektör Ersin Temelli. Bu bölümde oynayan sanatçılar: Harp Zihni Göktay, Aziz Üstün Asutay, Kamuran Hemşire Betül Arım, Mehmet Halit Akçatepe. Yandım ateşinden benim nazlı güzel Ayşem, merhametin yok mu hiç bana? Ve ordularıyla Roma'ya giren Fransa Kralı 8. Charles, Kudüs'e yapacağı Haçlı Seferi için Papa'dan Cem Sultan'ın kendisine teslim edilmesini istedi. Vatikan bu isteği çaresiz yerine getirdi. Aziz Bey, Aziz, şu televizyonun sesini kısar mısın biraz, sağır mısın ya? Elbette sağırım. Öyleyse kendine bir kulaklık al. Akşam yemeğini yerken de eski filmleri seyretmeyi seviyorum, biliyorsun. Sesini kıs o zaman. Senin yüzünden rahat çalışamıyorum. Seni gören de üniversitede tarih profesörü sanacak. Bir kere de cevap verme be adam. Şuraya bak, güya huzur evi. Bu kadar huzursuz bir yer görülmemiştir. Huzursuzluğu hep sen çıkarıyorsun Harp. Bütün akşam senin gürültünü çekmek zorunda değilim. Avukat eskisi. Ben her gece senin çığlık çığlığa uyanmanı çekiyorum ya, tekaüt polis. Başkomiser, her gece de uyanmıyorsun, uydurma. Görüyorum, horul horul uyuyorsun. Sabahlara kadar oturuyorsun değil mi, uyuyamıyorsun. Okuyorum. Bütün suç senin bu neydi, belirsiz tarih kitaplarında. Oradaki saçma sapan hikayeler yüzünden görüyorsun hep o kabusları. Kim yazdıysa artık onları da... Ne alakası var? Bütün bir gece oturup şu zavallı Osmanlı şehzadelerin hayat hikayelerini okuyorsun. Sonra da kabus görüyorum diye söyleniyorsun. Asıl görmesen şaşarım. Bu kitaplar olmasaydı o kabuslara dayanamazdım. Hiç unutamayacaksın değil mi Harp? Niyetim yok. 12 yıldır unutamadım. Hadi bak, televizyonu kapattım. Sen de yemeğini ye, soğutma. Uyumaya cesaretim yok. Ama bir gün o kabuslardan kurtulacağım, göreceksin. Bir gün o uyuşturucu tüccarını bulacağım. O aşağılık katil cezasını çekecek. O gün geldiğinde Halis'in küçük kızı gülerek gelecek rüyama. Halis mezarında huzura kavuşacak. Ben de rahat bir uyku çekeceğim o zaman. Elbette. Ne o? Söylediğime inanmıyor musun? İnanıyorum tabii de. Epey zaman geçmiş aradan. Olsun, onu bulacağım. Bir gün mutlaka bir hata yapacak. Nereden biliyorsun? Herkes hata yapar. Cem Sultan bile yaptı. Öyle ama bakalım, adam hala İstanbul'da mı? Gitti, tahtı ele geçirmek için Fransa ile ittifak yaptı. Senin ne işin var 8. Charles'la, Vatikan'la, bilmem kimle be adam? Burada olsa bile koca şeyiz. Nasıl bulacaksın? İşte o alçak da bir hata yaptı. Benim karşıma çıktı. Karşına mı çıktı? Peki nerede bu adam Harp? Yıllardır yok ortada. Artık biraz gerçek hikayelerden bahsedebilir miyiz? Ne yani? Ben hayal aleminde mi yaşıyorum? Onu demek istemedim ama eğer şu ihtiyar bekçiye güveniyorsan... Kime? Mehmet'e mi? Tabii güveniyorum ona. Senin gibi üçkağıtçı avukatlara mı güvenecektim? 30 yıldır birlikteyiz onunla. Fişek gibi bir bekçidir. Bekçiydi, bekçiymiş. Sen de başkomiserdin ama emekli olalı 12 yıl oldu. Görüyorsun ya, kulaklarım mükemmel duyuyor. Öyleyse televizyonun sesini açma. Fişek gibiymiş ha, havai fişeği. O çok güvendiğim bekçi Mehmet romatizmadan yürüyemiyor bile. Sense ellerin polize muhallebisi gibi titriyor. Kalem bile tutamıyorsun Harp. Şu tozlu kitaplardaki eski şehzade hikayelerini yazdırmak için her gece kat hemşiresine para yediriyorsun. Bir de kalkmış yıllar önce elinden kaçırdığın katili yakalamaktan bahsediyorsun. Boş versene sen. Göreceksin bak.
Önünde sonunda Mehmet o pisliğin izini bulacak. Yapma Harp. Adamın Türkiye'de olduğunu bile bilmiyorsun. Mehmet öyle bir bekçidir ki eğer o herif yaşıyorsa Fizan'da bile olsa gider bulur onu. Belediye çöplüğüne kürdan düşürsen eliyle koymuş gibi çekip çıkarır. Vay be, ne bekçiymiş bu Mehmet. Hani buraya geldiğinde görmesem beni bile kandıracaksın. Madem öyle 12 senedir neden bir şey yapamadın bu Mehmet? Mahsus yapıyorsun bunu değil mi? Ne? Beni sinir etmek için. Saçmalama, daha adamın nerede olduğunu bile bilmiyorsun. O kokana ıslık götürse koşa koşa gidersin ama. Simizar Hanım hakkında dikkatli konuş. O bir hanımefendi. Git öyleyse o hanımefendinin yanına. Nasıl olsa bir üst katta yaşıyor. Filmini de orada seyret hadi. O ip gibi kravatını takmayı da unutma. Olur. O çok sevdiğin siyah kadife ceketimi de giyeceğim. Kral 8. Şan Cem Sultan'la birlikte Kudüs'e doğru yola çıktı. Yolda hastalanan Cem, Napoli'de öldü. 1495. Bazı tarihçilerce Papa tarafından zehirletildiği ileri sürülüyor. Allah Allah. Dur bir dakika. Dur. Zehirletildi mi yoksa? Allah Allah. Yok canım daha neler. Olabilir mi? Ha, film güzel miydi? Seyretmedik. Oyun salonunda bezik oynadık. Ne bulursunuz şu bezikte bilmem. Subhanallah. Şehzadelerle aklını oynatmış adam kalkmış bana laf söylüyor. Baksana Aziz bir şey soracağım. Sence Papa bir şehzadeyi zehirletir mi? Yani kiralık katil tutar mı? Çok yorgunum. Hemen yatacağım. Anlaşılan bu gece yine dikileceğiz ayağa. Hadi not tutmuyorsun. Bari buna yardım et. O kadar Roma hukuku okumuşsun. Bunun Roma hukukuyla ne alakası var? Bir hukukçu olarak düşünceni merak ediyorum. Vay, 2 saat önce avukat eskisiydik. Gece yarısına doğru hukukçu olduk. Sabaha karşı kim bilir ne olurum. Cevap verecek misin? Olabilir tabii. Papa da insan değil mi? Pekala bir kiralı katil tutabilir. Doğru. Ben de tam böyle düşünmüştüm. Öyleyse Cem Sultan'ı Papa öldürttü. Elbette ya. Böylece hem 2. Beyazıt'ın Cem Sultan'ı asla salıvermemesi için verdiği 20 bin duka altını cebe indirecekti. Hem de bütün Avrupa'nın gözünde tekrar bir kurtarıcı olacaktı. Dur bakayım. Şuralarda bir yerlerde yazıyordu ha. Dur. Papa tüm İtalya prensliklerini etrafında toplayan bir ittifak kurdu. Bunun üzerine Fransa Kralı 8. Charles İtalya'ya saldırmaktan vazgeçip ülkesine dönmek zorunda kaldı. İşte burada, burada aziz dostum. Taze bir iz üzerindeyiz. Taze mi? Tabii. Tarihi aydınlatıyoruz. Cem Sultan hastalandığı için ölmedi. Onu Papa 6. Alexander öldürdü. Böylece Vatikan hem Cem Sultan'dan hem de Fransa Kralı 8. Charles'dan kurtuldu. İşte bu olay seni bile heyecanlandırdı değil mi Aziz? Peki ya altınlar? Hangi altınlar? Bayezid'in Cem Sultan esir tutulsun, salıverilmesin diye Papa'ya 21 altın verdiğini iddia ettin ya. Rüşvet dostum, rüşvet her devrin illeti. Öyleyse bu cinayetten bir kişi sorumlu olamaz. Niye? Papa ya Beyazıt'la işbirliği yaptı ya da Fransa kralının Cem Sultan'la birlikte Kudüs'e gitmesinden endişelendi. Çünkü Kudüs'e gitmek için Osmanlı topraklarından geçeceklerdi. Herhalde. Bu durumda Cem Sultan tahtı ele geçirebilirdi. Papa verdiği sözü tutmak için Cem'i zehirledi. Her iki durumda da suçlu bir kişi olamaz. Ayrıca pekala Fransa kralı da... Yeter kes, tarih benim konum, senin değil. Bu kadar kitabı ben okuyorum. Yardım et dedin. Böyle hayali çözümlerle değil. Tarihteki karanlık davalar benim ilgi alanım. Sana kalsa Cem Sultan'ı bütün Avrupa birlikte zehirlemiştir diyeceksin. Ama kazın ayağı öyle değil. Bir insanın ölümünden bütün dünya sorumlu olamaz. Senin o modern Roma hukuku ne diyor? Suç şahsidir.
Yani bir insanı bir kişi ölüme gönderiyorsa işte o bir kişi sorumludur o cinayetten. Sen ne anlarsın Roma hukukundan? Ayrıca bu yaptığın yorum da... Sana kalsa kimse suçlu değil. Ne yani? Benim uykularımı kaçıran şu pislik, uyuşturucu tüccarı, o katil, o da mı masum? Halis kimin yüzünden öldü peki? Halis'in o minnacık kızı cenazede niye o kadar ağladı? Kim ağlattı o küçük kızı Aziz? Niye her gece odama girip karşımda ağlıyor o küçük kız? Benim yüzümden mi? Ne bileyim ben, şu hikayeyi bir doğru dürüst anlatamadım ki. Ne zaman kabus görsen çığlık çığlığa uyanıp bir şeyler geveliyorsun. O kızı bir gece olsun susturamadım. O yüzden kimse bana martaval okumasın. Halis'i öldüren o pislik ne kadar suçluysa Papa da o kadar suçlu bu işte. İşte o kadar. Aman bana ne senin bu deli zırvalarından. 6. Alexander'ı yakalayamam. Ama o uyuşturucu tüccarını mutlaka yakalayacağız. Mehmet'le bir gün mutlaka o katilin izini bulacağız. Yemin ederim Aziz. Beyler, nedir bu gürültü? Aa, yeter artık. Neredeyse gece yarısı olacak. Hadi bakalım, ilaç vakti. Benim ilaca falan ihtiyacım yok. Canım, olmaz olur mu? Peki bu sefer niye söyleniyordunuz Harp Bey? Sıcak su fazla mı sıcak akıyor? Yoksa yine cimrilik yapıp sizin yemeğinize tuz mu koymamışlar? Şuraya bak, bütün emekli maaşımı bu huzur evine yatırıyorum ama hikaye, kimsenin bana saygı duyduğu yok. Nezarethaneye tıkılan sokak serserisi muamelesi yapıyorlar. Bu kadarını Cem Sultan'a bile yapmadılar, yazıklar olsun. Ben yatıyorum, iyi geceler. Umarım gece kabus görmezsin Harp. Çünkü bu gece kulaklarıma pamuk tıkayacağım. Ve eğer yine uykunda bağırıp çağırırsan maalesef seni duyup uyandıramayacağım. Pamuğa gerek yok. Sen zaten bir şey duymuyorsun. En azından senin gibi deli değilim. Deli sensin. Ben sadece uyuyamıyorum. Hepsi o. Tamam tamam Harp Bey. Hadi artık için şu ilacı. Yakında uyuyacağım. Hem de mışıl mışıl. Ölmeyi kastetmiyorum ha. Yanlış anlamayın. Anlamayız, merak etmeyin. İlaçlarımı içtim işte. Memnun oldun mu? Çok. Sabah yine geleceğim. Dur bir dakika, nereye gidiyorsun? Bu akşam nöbetçi değil misin? Sabahlara kadar not tutturacaksanız ben yokum. Ertesi gün fena oluyorum. Şehzadeleri sevdiğini söylemiştin. Sevdiğimi söylemedim. Onlar için üzülüyorum dedim. Üzülmek için geç kaldın. Birkaç yüzyıl kadar geç kaldın. Bekle bir dakika, dur bakayım. Hay Allah, ceketimin cebindeydi. Dur. Dur bakayım. Of. Al şu bozuklukları. Yine mi para vereceksiniz? Ne demek yine mi? Senin hakkın bu. Aziz Bey'e niye yazdırmıyorsunuz? O şeytana ruhumu satacak değilim. Bakın, biz burada rüşvet kabul etmiyoruz. Ne? Ben rüşvetçi miyim yani? Koskoca başkomiser Harp bir rüşvetçi ha? Bu rüşvet değil. Bu zahmetlerinin ufak bir karşılığı. Hadi lütfen al. Hadi rica ediyorum. Kabul et bak. Eğer bu bozuklukları almazsan öldükten sonra her gece rüyana girerim ha. Çok korktum. Korkmazsın bilirim. Belki merhamet edersin diye böyle konuşuyorum. Tamam tamam, ama bak bu son. Bir daha beni kandıramayacaksınız. Hayır, kendim yazabilecek olsam kimseye mihnet etmeyeceğim ama ellerime söz geçiremiyorum artık. Baksana, bak nasıl da titriyorlar. Hep aynı numara. Bunu daha önce de söylemiştim ha. Pekala, yaz bakalım. Büyük harflerle. Cem Sultan'ın öldürülüşü. Satır başı. Günaydın. Bakıyorum erkencisin Arp. Ne? Evet, erkenciyim ya, ne demezsin. Uyumadın mı yoksa bütün gece? Kulaklarına takadığım pamuklar işe yaramış bakıyorum. Saat kaç? 9'u geçiyor. Hadi kalk, geç kaldın.
Sinizer Hanım seni kahvaltıda göremezse çok üzülür. Şu kadınla ne alıp veremediğin var senin? Telefon. Bu saatte. Bana değil de beni kimse aramaz. Mehmet olmasın. Zaten seni de başkası aramıyor ki. Ya bu sefer bulduysa? Onu mu? Ne bekliyorsun? Açsana şu telefonu. Alo. Alo komiserim. Mehmet sen misin? Bulduk abinim, bulduk. Sonunda o alçağın izini bulduk. Ne? Sahi mi söylüyorsun Mehmet? Emin olmak için akşam aramadım. Şu anda oturduğu dairenin karşısında duruyorum. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Ne olmuş? Sana söylemiştim Aziz. Bir gün karşıma çıkacak demiştim. O gün geldi işte. Söylesene şunu. Sonunda o katili bulduk Aziz. Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere hoşça kalın sevgili dinleyiciler. İstanbul'da bir huzur evinde kalan emekli başkomiser Harp, geceleri gördüğü kabuslar yüzünden giderek aksi bir ihtiyara dönüşmüştür. Aynı odayı paylaştığı emekli avukat Aziz'le pek iyi geçinemezler. Eski kitaplara meraklı olan Harp, günlerini Osmanlı şehzadelerinin hayat hikayelerini okumakla geçirir. Her gece kabuslarla uyanan Harp, rüyalarında yıllar önce öldürülen Halis'i ve onun yetim kalan küçücük kızını görür. Genç adamın ölümünden eski bir uyuşturucu tüccarını sorumlu tutan Harp, ancak bu adamı bulduğunda kabuslarından kurtulacağını düşünür. Aranan uyuşturucu tüccarı ise yıllardır kayıptır. Harp, bu esrarengiz adamı bulması için eski çalışma arkadaşı bekçi Mehmet'e güvenir. Bir sabah telefon çalar, Mehmet esrarengiz adamın izini bulmuştur. Nasıl buldun peki? Buluştuğumuzda anlatırım. Birlikte bir apartmanda oturuyorum. Ama ne apartman? Boğaza nazır. Ne diyor? Emin misin Mehmet? Bir yanlışlık olmasın. Aşk olsun komiserim. Gözlerimle gördüm ya. Yaşlanmış tabii ama o yüzü asla unutmam. Benim trafik şubede görevli büyük oğlana dua edin siz asıl. Harika Mehmet. Öyleyse yarına kadar şeyi bul. Neydi adı? Biz asayiş şubesindeyken bir adam almıştık ya hani içeri. Berbat bir herif yani. Ay Allah neydi? Pekos mu? Ne diyorlardı ona? Yani kiralık. Kiralık mı? Ne diyorsun sen Harp? Bizimkilerden mi? Hayır polis değil. Tetikçi. Ne? Yahu kiralık katildi. Harp çıldırdın mı sen? Anlamıyorum. Katil diyorum. Aa kopil mi? Hayda. Günaydın beyler. Yahu ne kopili? Harp. Kopil değil katil. Kiralık katil. Neler oluyor yine burada? Kamuran hemşire. Alo amirim. Alo komiserim ne dediniz? Beyler bir sorun mu var? Ne sorunu? Onu soruyorum ben de. Bağıra çağıra kiralık katil arıyorsunuz da. Olur mu öyle şey canım? Emekli polisin katillerle ne işi var? Başkomiser. Alo komiserim. Doğru. Ben telefondaki arkadaşa şey diyordum. Cem Sultan hastalandığı için yolda ölmedi diyordum. Onu zehirlediler. Kiralık katiller. Yani bu işi diyordum. Şehzadelerin hayat hikayelerini telefonda mı anlatıyorsunuz artık? Sana ne? Nerede istersem orada anlatırım. Ya. Neyse Mehmet sonra konuşuruz. Bizim gardiyan geldi de sen Pekos'a da söyle. Pekos mutlaka öğrensin.
Duyunca o da çok sevinecek, anladın mı? Pekos, bul şerifi, bul. Şimdi anladım abim, tamam. Pekos'u hatırlıyorum. Merak etmeyin, onunla görüşürüm. İyi, akşama buluşuruz öyleyse. Yarın sabah olsun komiserim. Bana biraz süre verin. Yarın Boğaz'da buluşalım, Bebek Parkı'nda. Sabah saat 9'da. 9'da mı? Peki, anlaştık. Yarın buluşuruz. Her şeyi o zaman anlatırım. Görüşmek üzere. Ne geveze adam. Telaşlandırdı herkesi. Kimsenin telaşlandığı yok Harp Bey. Rahat olun. Kimdi o telefondaki? Onu bir arkadaş. Hani geçen gün kestane şekeri getirmişti ya. Siz de kestane şekerinin anlamını biliyor musunuz Aziz Bey? Ne anlamı? Ben de onu soruyorum. Eski katiller, pekospiller, buluşmalar. Herkes şifreli konuşuyor burada. Ben de çözmeye çalışıyorum. Aziz Bey! Aziz Beyciğim! Sinizen Hanım bu. Hayırdır inşallah. Yetişin Aziz Bey. Minik edeceğim. Ne oldu? Yavrum hemşerim. Siz de burada mıydınız? Ay sakin olun Sinizen Hanım. Neler oluyor? Ay hemşerim hanım. Aziz Beyciğim zehirlemişler galiba. Minik edeceğim. Öyle kasılmış kaldı. Hay Allah. Ölüyorum. Yetişin. Yardım edin. Tamam, hemen gidelim Simizer Hanım. Hemşire Hanım, siz de geliyor musunuz? Yoksa soruşturmaya mı devam edeceksiniz? Geliyorum, geliyorum. Ay, sakin olun Simizer Hanım, heyecanlanmayın lütfen. Hadi hemen gidelim. Yahu durun, nereye? Şuraya bak. Bir kedi kadar olamadık. Bir kedi için bütün huzur evi telef oldu. Oysa ne halis ne de zavallı şehzadeler kimsenin umurunda bile olmadı. Hala da kimse onları umursamıyor. Yazık. Kadıncağız mahvoldu. Sakinleşsin diye bir iğne yaptım. Şimdi uyuyor. Kurtaramadınız demek kediyi. Zehirlemişler mi? Yok canım. O kadar yaşlıydı ki. Bazen kabul etmesi çok zor oluyor tabii. Neyi kabul etmesi? Gerçekleri. Aziz nerede? Aa, Simizer Hanım'ın yanında kalmıştır tabii. Birinin zavallı kadıncağızı teselli etmesi gerek. Aziz Bey yardımcı olmak için kaldı. Bilirim, çok yardımcıdır. Ne buluyorsa o suçlu kokana kadında... Siz ne buluyorsunuz bu eski kitaplarda Harp Bey? Ne? Söylesenize, yüzyıllar önce öldürülmüş genç şehzadelerle derdiniz ne sizin? Şu Aziz'le Simizer'e çok gülüyorum. Romeo ve Juliet gibiler. Bakın... Lafı değiştirmeyin. Notlarınızı tutuyorsam bunu bilmeye hakkım var. Ne o? Hafiye misin sen? Yoksa sorguda mıyız? Aziz bir şeyler yumurtladı ha? Yanıt vermeyecek misiniz? Korkuyor musunuz yoksa? Senden mi korkacağım? Belki de kendinizden. Ya, pekala. Dua eder misin? Dua mı? Ederim tabii. Ben... Benim eskiden duayla filan işim yoktu. Polislik tuhaf bir iştir. Karşına her zaman dürüst insanlar çıkmaz. Öyle olunca da pek dua filan gelmez adamın aklına. Yıllarca hırsızlarla, uğursuzlarla uğraşınca sonunda onlarla uğraşmayı seversin. Onlarsız yapamaz olursun. Ben hayatımı bu işe adadım. Çocuğumun olmamasını bile dert etmedim. Hiçbir zaman. Karım kanser ağrıları çekerken... Dua etmek aklıma bile gelmedi. Sonra hiç kimse kalmadı çevremde. Yaşlandım. Şimdi bu huzur evindeyim. Ama şimdi artık her gece dua ediyorum. Ben de ederim. Ama ben sağlık ya da para için filan dua etmiyorum. Sadece kabus görmemek için dua ediyorum. Komik değil mi? Nasıl kabuslar? Bir delikanlı var. Genç bir adam. Küçük kızının elinden tutmuş. Ama neyse ne canım, Allah Allah. İnsan insan yaşlandıkça çocuklaşıyor işte hemşire. Ne kadar zamandır görüyorsunuz o genç adamı? Başlarda ara sıra görüyordum. Yıllar geçtikçe içimdeki yara derinleşti. Artık her akşam ziyaretime geliyor. O sanki benim hiç doğmayan oğlum. O küçük kız torunum. Şimdi o küçük kız her gece ağlayarak uyandırıyor beni.
O zaman gecenin bir vakti uyanıyorum. Yatakta oturuyorum. Uyumak aklıma bile gelmiyor. O yüzden mi geceler boyu eski tarih kitapları okuyup notlar tutturuyorsunuz? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu Simizer'le bizim Aziz Bey bakarsın evlenirler. Ha, ne dersin hemşire? Yapmanız gereken son önemli iş. Ne iğrenç bir şey olur ama. Huzur evi düğünü. Günahlarınızdan arınmak için şehzadelerin hayat hikayelerini araştırıyorsunuz. Nikah oyun salonunda kıyarız. Bezik masalarının üzerinde. Tüm bu şehzade hikayeleri bittiğinde de kendinize öldürteceksiniz. Ne? Bu yüzden bir kiralık katil tutmak istiyorsunuz. Oyun da o. Hani şu kulak misafiri olduğun telefon konuşması. İstemeden duydum. Biliyorum, eski arkadaşlar böyle küçük oyunlar oynamaya bayılırlar. Sizde de oyun çok maşallah. Pekala, en son nerede kalmışız? Savcı Bey, babası Murat Hüdavendigar'ın kudretiyle kör edildi. Pekala, yaz bakalım. Savcı Bey ile Bizans İmparatoru'nun oğlu Andronikos aralarında anlaştılar. Her ikisi de hükümdar olmayı hak ediyorlardı ama taht onlara değil, kardeşlerine sunuluyordu. Öldürüleceklerdi. Ölümü beklemektense savaşmayı tercih ettiler. İki prens güçlerini birleştirip babalarını tahttan indirmeye karar verdi. Ama ikisi de çok genç ve toydular. Sultan ve imparator durumu öğrendi ve onlar da kendi aralarında anlaştılar. Babalar ve oğullar arasında büyük bir savaş oldu. Büyük bir savaş oldu. Sonra? Sonra oğullar savaşı kaybetti. Savcı Bey'in gözlerine önce kızgın şişlerle mil çekildi. Sonra da oğlu İbrahim'in gözleri dağlandı. Ay, ne fena. Fenalık olsun istemiyorsan tarihteki bu fenalıkları bileceksin ibret için. Bu iş giderek ilginçleşiyor. Şehzadeler Bizanslı prenslerle anlaşıyor. İmparatorlar sultanlarla ortaklık kuruyor. Kimi tarihçiler Beyazıt taraftarlarının bir takım düzenlerle Savcı Bey'i babasına karşı kışkırttıklarını söylüyor. Her nasıl olursa olsun Savcı Bey ve oğlu bir daha asla tahtın varisi olamadılar. Taht Beyazıt ve soyuna kaldı. Verdiği bu korkunç emir yüzünden Sultan Murat'ın sonradan büyük bir pişmanlık duyduğu, hatta infazı durdurmak için ulaklar yolladığı rivayet edilir. Ancak ne yazık ki ulaklar zamanında yetişememiş. Siz böyle anlatınca insan bütün bu olup bitenleri engelleyebilmeyi istiyor. Sana da mı öyle geliyor? Evet. Ben de her okuduğumda hikayenin sonunu değiştirebilmeyi istiyorum. Belki de o yüzden bunları tekrar tekrar okumaktan kendimi alamıyorum. Savcı Bey'in Cem Sultan'ın uğradığı haksızlıkları bir türlü unutamıyorum işte. Görmezden gelemiyorum. Biliyor musun, Savcı Bey öldüğünde 21 yaşındaymış. Sizin şu rüyalarınıza giren delikanlı kaç yaşındaydı? Halis mi? İsmi Halis miydi? Oo, sen de beni öyle bir ketenpereye getiriyorsun ki bülbül gibi şakıyorum. Belki bir gün Savcı Bey, Cem Sultan gibi Halis'in hikayesini de anlatırsınız. Kim bilir? Şehzadeler için yapabileceğim bir şey yok. Ben sadece zehrimi döküyorum. Ama Halis için, o zavallı delikanlı ve onun küçük kızı için hala bir şeyler yapabilirim. İçinizde zehir olduğunu hiç sanmıyorum ben. İçinde zehir olmadığını sandıkların tehlikelidir. Yerinde olsam öylelerinden korkarım. Yani sizden korkmalı mıyım? Hadi devam edelim. Fazla vaktimiz kalmadı. Üzülmeyin, bu gece nöbetçiyim. Sabaha kadar daha çok zamanımız var. Sanırım benim zamanım giderek azalıyor. Şu senin Mehmet de sabahın köründe dikti bizi buraya ama kendisi yok bir yazalı. Sabret, gelir birazdan. Eğer o adamı da yanında getirirse ben giderim harp. Şimdiden bilmiş ol. Bu yaştan sonra katillerle yarenlik edemem. İyi, sen bilirsin. Hani mahkemede hesaplaşacaktın şu esrarengiz uyuşturucu tüccarıyla? Hani adamı bulunca da dava açacaktık? Hani ben senin avukatındım?
Şimdi kalkmış adamı öldürmekten söz ediyorsun. Üstelik ben bunu bir telefon konuşmasından tesadüfen öğreniyorum. Amirim! Aziz Bey! Ha, Mehmet de geliyor. Çok şükür yanında kimseler yok. Aziz Bey! Ne telaşeli adam bu ya. Ortalığı ayağa kaldıracak. Ay, merhaba komiserim. Nasılsınız? Boş ver sen şimdi bizi. Haberler sende. Vallahi haberler iyi değil komiserim. Bizim adam sizlere ömür. Ne zaman? İyi de bu adam dün yaşamıyor muydu? Yok komiserim, yok. Yanlış anladınız. Bizim adamımız yaşıyor. Orada sorun yok. İşte yolun karşısındaki şu beyaz apartmanda oturuyor. Vay canına. 2 saattir evinin önündeymişiz demek. Güzel evmiş. Ah, güzel de laf mı avukat bey? Baksana bütün boğaz ayaklarının altında. İyi de bayağı eski bir apartman bu. Burada oturduğundan emin misin Mehmet? Bir yanlışlık olmasın. İtimat edin komiserim, olur mu şöyle şey? 2. katta oturuyor. Şu geniş pencereli daire var ya, orası işte. Öyleyse niye haberler kötü dedin? Peki mefta olan kim? Bizim Pekoz. Hani şu kiralık olan var ya. İçine düşmüş, sonra çıktıktan sonra da çok yaşamamış. Hapishane içini çürütmüş dediler. Anlayacağınız kiralık katilimiz yok. Yani adam sizlere ömür. Ne? Hay Allah, peki ne yapacağız şimdi Mehmet? Senin tanıdığın başka biri yok mu ha? Birkaç kişiye soruşturdum ama yeniler artık yalnız çalışmıyor komiserim. Eskiler de birer birer öte tarafa geçmişler. Şu işe bak. Adam karşımızda duruyor ama bizim elimiz kolumuz bağlandı. Bu durumdan hiç şikayetçi değilim. Dur şimdi Aziz. Senin tanıdığın başka biri yok mu Mehmet? Vallahi git bana penguen bul deseniz bir denerim. Ama hadi ince kiralı katil bulmak zor. Kahretsin. Yıllarca katillerden kurtulamadım. Şimdi 40 yılın başı bir katile işim düştü ama ortalıkta katil yok. Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun 2. bölümünü dinlediniz. Kahretsin. Yıllarca katillerden kurtulamadım. Şimdi 40 yılın başı bir katile işim düştü ama ortalıkta katil yok. Komiserim bakın, bizimki balkona çıktı. Evet, 2. kattaki balkonda biri var. Sizin adam mı bu? Buradan çok iyi seçemiyorum ama... Buraya doğru bakıyor komiserim. Daha önce bir kez karşılaştık. Bilemiyorum tabii. 12 yıl oldu. Bir kez mi? O gün otobüs terminalinde gördüm onu. Karşı karşıya geldik. Sonra o çatışmadan faydalanıp kaçtı. Keşke onu o gün tepeleseymişim. Sanki bize doğru bakıyor. Adamı şüphelendirmeyelim. Şu parktaki çalıların arkasına doğru yürüyelim. Acele etmeden. Şimdi yürüsene Arp. Tamam tamam, yürüyoruz işte. Hala bakıyor mu? Amma da paniklediniz. Adam onu izlediğimizi nereden bilecek? Hem bizi çoktan unutmuştur. Bunca yıl sonra beni mi hatırlayacak? Neyse, içeri girdi. Ne yapıyoruz böyle çalıların arasında? Burada mı konuşacağız yani? Bakın şurada deniz kenarında küçük bir çay bahçesi var. Üstelik adamımızın evinin de tam karşısında. Gireni çıkanı gözleyebiliriz. Ben kaç gündür hep oradaydım. Tamam hadi şu çay bahçesine girelim. Hem belki aklımıza iyi bir plan gelir. Garson, bize de 3 açık çay getir oğlum. Çaylar 5 oldu, bahçeye. Demek senin oğlan da polis ha Mehmet? Seneye komiserliğe terfi edecek avukat bey. Aslında şu herifin izini de bizim oğlan buldu. Nasıl? Şimdi şöyle olmuş efendim. Benim oğlan trafik şubede ya. Eski ceza mahpuslarını incelerken adamımızın ismi dikkatini çekmiş. Ha. Ödenmemiş bir park cezası varmış. İsmi mi dikkatini çekmiş? Özcan Kurtaran. Adı o zamanlar bize de ilginç gelmişti. Hatta sahte olup olmadığını bile tartışmıştık. Özcan Kurtaran. Anladım. Sonra? Ben de ceza makbuzundaki plaka numarasından izini sürdüm. Eski oturduğu adresi buldum. Orada oturmuyordu tabii ama ne öğrendim dersiniz?
Bizim Özcan kurtaran 40 yıl önce sizleri ömür. Ya. Ya. Oysa ceza makbuzu 13 yıl öncesine ait. Yani bizim uyuşturucu tüccarı öldükten 20 küsur yıl sonra İstanbul'da yanlış yere park etmiş. Ne demek oluyor yani bütün bunlar? Özcan kurtaran meğerse bizim esrarengiz adamımızın dedesinin adıymış. Anne tarafından. Aynen öyle. Yaşlı bir komşu dosyadaki fotoğraftan adamımızı hayal meyal hatırladı. Eskiden annesiyle ara sıra ziyarete gelip gidermiş. Ne dosyası bu? Emniyette tuttuğumuz dosyanın bir nüshası. Yıllardan beri her şeyi dosyalıyorum. Gerçi adamımızın işini, adresini kimse bilmiyordu ama adının Necip olduğunu söylediler. Sonra annesinin evlendiği adamı tanıyan bir başka komşudan da soyadlarının Öztoprak olduğunu öğrendim. Sonrası çorap söküyor gibi gitti. Kurnaz, rehbere bakıp öğrenmek senin için zor olmamıştır. Gördün mü Aziz? Mehmet'in nasıl bir bekçi olduğunu sana söylemiştim değil mi? Belediyenin büyük çöplüğünde düşürdüğün kürdanı bile bulur dememiş miydim sana? Garson geliyor yavaş. Çaylar geldi efendim, buyurun. Sağ ol evladım. Sağ. Rica ederim, buyurun. Yine de hala emin olamıyorum. Hep bir yerde bir yanlışlık yapıyormuşuz gibi geliyor bana. Adamı yakından gördün mü? İtimat edin amirim, böyle bir konuda hata yapmam. Adamı yakından gözlerinle gördün mü, görmedin mi? Komiserim, komşu kadın onu tanıdı. Evi de... Görmemiş. Adamı görmeden heveslendik biz de. Yapma Harp. Bu kadar emin olmazsa Mehmet bizi buralara kadar getirmezdi. Getirmezdi muamirim. Adam işte karşınızda, itimat edin. Bir hataya daha tahammülüm yok. Eğer bir yerde bir hata daha olursa... Yok amirim, olur mu öyle şey? Siz de gördünüz işte pencerede. Asıl hatayı biz yapıyoruz. Yeterince delilimiz var. Tanığımız var. Onu içeri tıkabiliriz. Biz haydut muyuz ki kiralık katil tutuyoruz? Bu saatten sonra mahkemelerde uğraşacak vaktim yok Aziz. Ne kadar iyi bir avukat olduğumu bilmiyorsun Arp. Camianın en iyisiydim ben. O bir vakitlermiş. Şimdi televizyondan gözünü ayırmayan sağır bir ihtiyarsın. Ne hale geldiğini görmüyor musun Arp? Kan davasına döndürmüşsün bu meseleyi. Cinayet işlemeyi bile göze alıyorsun. Bırak şu herifin peşini. Ne? Yıllarca bu anı beklemişim. Şimdi unutayım mı yani? Avucumun içindeki kuşu salıvereyim, uçsun öyle mi? Peki bunca yıldır o benim peşimi bıraktı mı? Her gece kulağıma fısıldadı. Beni yakalayacaktın aptal polis dedi. Gittin o masum çocuğu içeri tıktın, beceriksiz herif diye bağırdı, aşağıladı. Şimdi o polis katilini bırakacağım gitsin öyle mi? Yağma yok. Polis katili mi? Hangi polis? Şey... Halis işte avukat bey. Hani şu haksız yere cezaevinde öldürülen delikanlı. Dur bir dakika Harp. Her gece senin rüyalarına giren, senin içeri tıktığın şu delikanlı. Hani şu uyuşturucu satıcısı sandığımız masum delikanlı bir polis miydi? Bizim çocuktu o avukat bey. Aynı şubedeydik. Daha yeni tayin olmuştu. Aman Allah'ım. Peki bunu ne zaman anlatacaktın Arp? Başka neler gizledin benden? Aziz Bey, biraz yavaş olsanız. Etraf kalabalık, bize bakıyorlar. Uzatma Aziz. Bir ara söyleyecektim işte. Hangi ara? Ha? Bir yıldır bu hikayeyi anlatıyorsun bana. Güya uyuşturucu tacirlerini takibe almışsınız. Uyuşturucu da bavulun içindeymiş. Adamları otobüs terminalinde beklerken nasıl olduysa herifler birden sizi fark etmiş. Bunların hepsi doğru Aziz Bey. O vakitler herkes günlerce bu mevzuyu konuştu. Eroin mavi bir bavulun içindeydi. Uyuşturucu kaçakçıları otogarda bir otobüse yanaşmışlar. Niyetleri eroin dolu çantayı otobüsten alıp İstanbul'da piyasaya sürmek. Bizi görünce paniklediler herhalde. Çantayı bir başka otobüsün yanında ortalık yerde bırakıp kaçıyorlar. İçi uyuşturucu dolu çantayı da bizim Halis alıyor. Sizin şu şubedeki genç polis. O da tesadüfen otogarda. Annesini karşılamaya gelmiş. Annesinin bavulu diye içinde eroin olan bavulu alıyor yanlışlıkla. Bunu sana defalarca anlattım Aziz. Çantaları karıştıran delikanlının polis olduğunu söylemedin ama. Devam et Mehmet. Halis'in karısı yeni doğum yapmıştı. Annesi memleketten geliyor torununu görmeye. Kadının bavulda uyuşturucu kaçakçılarının eroin taşıdıkları bavulla tesadüfen aynı.
Halis'in orada olması da büyük bir tesadüf. Biz bu kadar tesadüfe inanmadık. Halis'in de içimize sızmış bir uyuşturucu kaçakçısı olduğunu düşündük. O zamanlar bu uyuşturucu çetesi attığımız her adımı önceden biliyordu. Halis'i onların adamı sandık. Sonra mahkeme falan işte. Savcı canına okumuştur. Garip çocuk. İyi avukat da tutamamış. Zaten biraz da sonra da içeriden ölüm haberi geldi. Polis diye şişlemişler. Koruyanı da yok. Bedavaya gitti yani oğlan. Daha önce de anlattım ya. Biz işin iç yüzünü çok daha sonra öğrendik. Meğer bunlar şehirler arası otobüslerde sürekli eroin taşırlarmış. Çetenin bütün elemanlarını yakaladık. Olayın esasını da o zaman öğrendik zaten. Ama işin başındaki adamın izini bir türlü bulamadık. Herif toz oldu ortadan. Adını öttüler bize. Bütün şeceresini araştırdık. Ama herifçi oğlunu bulamadık. Dosya hep bir yerlere takıldı. Sanki herifi birileri bizden saklıyordu. Emekli olduktan sonra da onu aramaktan vazgeçmedin değil mi? Ne Halis'i unuttum ne de o herifi. Savcı Bey'i Cem Sultan'ı nasıl unutamıyorsam onları da unutamadım. Adamın adı ne demiştin? Necip. Öztoprak komiserim. Necip Öztoprak. Hadi birer çay daha söyleyelim. Garson, bize birer açık çay daha. Ne yapıyoruz şimdi? Adamımızı bulduk ama kiralı katili nerede bulacağız? Bulmayacağız. Biz haydut muyuz? Katillerle, uğursuzlarla işimiz de ya. Vallahi siz bilirsiniz ama belki birkaç gün daha beklersek. 30 sene bile beklesek hikaye. Kimseleri bulamayız. İşte bu doğru. Hele şükür. Hem sen demedin mi Mehmet? Artık kimse yalnız çalışmıyor diye. Başkaları karışırsa da işler iyice Arap saçına döner. Bence de. Hiç bu işlere girişmemek lazım. O da bizim kadar yaşlanmış. Dertsiz başımıza dert açmayalım. Ben de bunu söylüyorum işte. O yüzden ben diyorum ki bu işi biz yapalım. Dur bir dakika. Neyi biz yapacağız? Niye aracı kullanalım ki? Kendi işimizi kendimiz görelim. Nasıl yani komiserim? Yani onu biz mi? Neden olmasın? Saçmalama Arp. Olmaz öyle şey. Vallahi amirim ben yeminliyim. Neden olmasın? Soruyor musun bir de? Beceremez miyiz yani? Bu bizim işimiz değil Arp. Biz katil değiliz. Ben hayatımda elime silah almadım. Bu saatten sonra da alacağımı hiç sanmıyorum. Ben de emekli olduktan sonra yemin etmiştim elime silah almayacağım diye. Eğer iyi düşünürsek kolayca halledebiliriz bu işi. Hiç de zor olmaz. Ne demek zor olmaz? Adam öldürmekten bahsediyoruz burada. Bizim rahmetli hanım hastalandığında ben silahımı satmıştım. Satmasaydım... Üstelik iş yapacak üç silah çöre bak. 70'ine gelmiş, güç bela yürüyebilen emekli bir bekçi, tansiyon hastası, kaçık bir komiser emeklisi. Üstelik elleri o kadar titriyor ki değil silah, kalem bile tutamıyor. Ve bir de ben. Senin neyin var? Sen kendin söylüyorsun sağır olduğumu. Üstelik gözlüksüz bir fili bile göremiyorum. Benim gözlüğün camları da miadını doldurdu amirim. İnşallah ocak zammıyla... Yeter kesin. Sen sağır filan değilsin Aziz. Sadece inadından açıyorsun televizyonun sesini. Gözlüksüz fili bile göremiyorsan gözlüklerini çıkarmasın olur biter. İyi ama... Mehmet'e gelince hiçbir görevi yarım bırakmaz. Yürüyemiyorsa oturur, gerekiyorsa sürünür. Ama vazifesini en iyi şekilde yapar. Silahı soruyorsan benim parabellum hala iyi durumda. Kullanmak gerektiğinde zaten başkasının kullanmasına izin vermem. O kabusları ben görüyorsam tetiği de ben çekerim. Eğer ben silah kullanmayacaksam... Çıldırmışsın sen Alp. Evet, çıldırdım. Bu cehenneme bunca zaman katlandığım için çıldırdım. Ama ne kaybederim? Sen de kaybedersin Aziz. Nerede yaşadığını düşünsene, bir düşün. Daha kaç yıl o huzur evinde yaşayabilirsin? Çevrendeki bütün ihtiyarların birer birer eksildiğini görerek daha ne kadar bekleyebilirsin? Yapma Harp. Neyi bekliyorsun Aziz? Senin o huzur evine kapatan oğlunla kızını mı? Seni de benim yanıma attılar işte. Benim gibi bir delinin yanına. 2 yıldır arayıp sormuyorlar.
Önce ziyaretler kesildi, sonra telefonlar azaldı. Kart bile atmıyorlar artık. Unuttular seni. Onlar için bir ölüden farkın yok. Bir tek benim umurumdasın. Torunlar iyi, gelin de iyi ama ne bileyim, yine de insanın kendi evi gibi değil. Haftaya İzmir'e gidiyorlar da bir hafta kafamı dinleyeceğim işte. İşin aslı oğlanın yanında bir sığıntı gibiyim. Kaybedecek bir şeyim yok ki. Hem bir mikrop eksilirse pek de fena olmaz hani. Sen de mi Mehmet? Sen de mi Arpavuydun? Bakın, siz polissiniz. Eskisiniz, emeklisiniz ama neticede polissiniz. Tamam, belki durduğunuz yerden bakınca haklısınız ama ben... Nasıl bak, yani? Bakın ben bir hukuk adamıyım. Yani? Yani paldır küldür kalkıp birini öldüremem. Sen öldürmeyeceksin ki. Tetiği kimin çektiği önemli değil. Sonuçta bu işi üçümüz yapmış olacağız. Yani kabul ediyor musun? Şunu demek istiyorum. Şu hikayeyi bir de senin adamın ağzından dinlesek. Ne? Yani vurmadan önce karşımıza oturtup konuşturacak mıyız? Bana inanmıyor musun? Mesele o değil. Ama madem ki senin dava artık üçümüzün davası olacak, madem ki bir cinayet işleyeceğim, o zaman benim de bir gerekçemin olması lazım. Ayrıca 12 yıl önceki şu hikayeyi hem senden... Hem de o pislikten duymak istiyorsun. Şehzade hikayeleri gibi bunu da benim uydurduğumu düşünüyorsun. Yine hayal alemindeyim sanıyorsun ha? Yapma Arp. Nasıl olsa adamın, yani o adamın suçlu olduğundan eminsiniz. Ne kaybedersiniz? Ama şu heriften ben de nefret etmek istiyorum. Tıpkı senin gibi. İşte o zaman tetiği kimin çektiğinin gerçekten önemi kalmaz. Ölmek ya da içeri girmek umurumda değil. Zaten içerideyim. Eğer adamı dinleyeceksek büyük bir sorunumuz var demektir. Ne sorunu? Adamımızı önce yakalamamız gerekecek. Doğru. Kaçırıp bir yerlerde saklamak gerek. Gerek ama... Biz üçümüz bu adamı nasıl kaçıracağız? Hadi kaçırdık diyelim komiserim. Nerede saklayacağız? Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler. Yine en başa döndük. Neyi kaçırıyoruz Harp? Kimi kaçırıyoruz? Peki ne yapacağız avukat bey? Adamımızı dinleyeceğiz. Dinlemek mi? Sorguya çekeceğiz dedik. Adamla sohbet edeceğiz demedik. Amirim bize bakıyorlar. Yerin kulağı vardır derler. Hem adamı nasıl konuşturacaksın? Bilmiyorum. Adamı bu kahveye çağıralım istersen. Oldu olacak bir de kahve söyleyelim yani. He? Amirim işimiz yeterince zor. Birbirimizle didişerek daha da zorlaştırmayalım lütfen. Pekala, pekala. Pekala, ben suçluyum. Kimse suçlu değil Harp. Haydut muyuz biz? Kanun adamıyız. Of, of. Birer çay daha içelim mi? Aman peki içmeyelim, tamam. Boğaz'dan bir tanker daha geçiyor. Yaşlı ve yorgun bir tanker. Birazdan Boğaz'ın kıvrımları arasında kaybolacak. O tanker bile hala bir işe yarıyor. İyi insanlara hizmet ediyor. O iyi insanlar bir gün ondan jilet yapacak, konserve kutusu yapacak. Yine iş görecek. Biz de iş görebiliriz hala. Kanser içini kurutmuştu karımın. O genç polis... işte benim içimdeki bir ur gibi... Bir türlü içimden söküp atamıyorum. O benim hiç doğmayan oğlum. Onun küçük kızı benim torunum olabilirdi. Ama onlar için hiçbir şey yapamadım. İçim çürüdü. Şu geçen gemiler kadar olamadım. Ben bunu hak etmedim Aziz. Sen de hak etmedin Mehmet de. Hala bir işe yarayabiliriz. Beni kabuslardan kurtar. Bana yardım et. Peki.
Ama kimsenin canını yakmayacağız, tamam mı? Aziz, ne iyi niyetli bir adamsın sen. Hey, hey, şuraya bakın. Çıkıyor, apartmandan çıkıyor. Hani bakayım nerede? Vay canına. Bu sizinki mi? Buraya doğru bakıyor. Bana mı seslendiniz efendim? Buyurun. Ne? Hayır. Sana seslenmedik. Çekil şimdi önümden. Tabii efendim. Ne çoğal falan var bunlar. Sakin ol abi. Ya buraya doğru geliyor komiserim. Hay Allah. Bizi fark etmiş olmasın. Nereden çıkarıyorsun bunu Mehmet? Baksana üzerinde eşofmanları var. Elinde de bir tomar gazete. O da herkes gibi hava almaya çıkmış olmalı. Çattığı geçti. Bakın bu kahveye doğru geliyor. Yok canım. Hay dilini eşek arası soksun senin. Geldi bile. Girişte dikiliyor. Bak boş masa aranıyor. Arkamızı dönelim. Doğru. Tamam. Dikkati çekmeyelim. Arkanızı dönün, denize doğru oturun. Haklısın, tamam. Döndük işte. Artık rahatlayın biraz. Ah, böyle de bütün boğaz ayaklarının altında ha. Ne diyorsun sen Mehmet? Manzara seyretmeye mi geldik buraya? Buyurun efendim. Bir arzunuz mu var? Bu garsonun da gözü hep bizde yahu. Merak etme, ben onu oyalarım. Evladım bize 3 kahve. Geliyor efendim, geliyor. Oo Necip abi. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Garson sizinkini tanıyormuş. Sohbet ediyorlar. Bak içeriden bir de masa getirdi. Hay Allah, şu işe bak ya. Nereye oturdu Aziz? Ben bakamıyorum. Birkaç masa ilerimizde komiserim. Ne yapacağız şimdi? Sizin kahveleriniz nasıl olacaktı efendim? Ne? Kahve istemiştiniz ya efendim, nasıl olacak? Kahve filan istemedim ben. Evet ama yanınızdaki beyefendi az önce... Tamam al şu bozuklukları. Kalkıp bir an önce... Gidelim buradan. Ne oldu şimdi? Amirim beklesenize. Harp dur. Allah. Ben ne dedim şimdi ya? Ne oluyor Recep? Hayırdır? Bir şey mi oldu? Ne bileyim Necip abi. Bir kahve istiyorlar bir istemiyorlar. Bütün kaçıklar da hep beni buluyor ya. Şu gidenler mi? Şu üçü Necip abi. Boş ver, takma kafaya. Hadi sen bana az şekerli bir kahve yap. Kimdir bunlar? Nereden gelip de beni buluyorlar? Anlamadım. Kimse yemeklerine dokunmamış bu akşam. Niye öyle? Beğenmediniz mi yoksa? Yok, yemekler gayet güzel olmuş hemşire hanım. Ama bizde iştah yok. İlginç. Hepinizin iştahı kesildi öyle mi? Bu bey size kestane şekeri getiren arkadaşınız değil mi Harp Bey? Öyle. Evet. Öyle, ne oldu? Hani şu geçen akşam telefon görüşmesi yaptığınız. Ay, geç olduysa ben gideyim. Otur oturduğun yerde Mehmet. Bir şey mi oldu ki Amran hemşire? Burada bir şeyler dönüyor ama neyse, yakında kokusu çıkar. Herhalde bu akşam not tutmamı istemezsiniz Harp Bey. Her akşam sen mi nöbetçisin? Yok, bu akşam ben değilim. Beni mi kontrol ediyorsun? Evine git, televizyon seyret, uyu. Yazık. Cem Sultan'ın nasıl öldürüldüğünü anlatacaktınız ya. Yani birileri bir plan hazırladılar falan diyordunuz. Korkunç bir plan. Dedim ya, bu akşam masal falan yok. Git keyfini çıkar. İyi öyleyse. Yemekleri mutfağa indirirsiniz. Arkadaşınız son otobüsü kaçırmasın. Misafirlerin huzur evinde gecelemesi yasak, biliyorsunuz değil mi? Ya ne o? Yani o uyuşturucu tüccarı gelince hemen kalktık, hiç anlamadım. Adam ayağınıza kadar gelmiş. İzlesenize, bir takibe alsanıza. Siz polis değil misiniz? Ne yapacaktık? Kafasına silah mı dayayacaktık? Yani kahvenin ortasında. Hem önce dinleyelim diyen sen değil misin? Her şeyin bir sırası var. Sabret. Önce bir ödevimize çalışalım. Adamı nerede saklayacağız? Nasıl kaçıracağız? En önemlisi neyle kaçıracağız? Belediye otobüsüyle kaçıracak değiliz herhalde. Bizde de bir araba yok ki. Hoş olsa da bu sefer de kim sürecek? Benim kulağım duymaz, gözüm görmez. Harp'ın elleri tutmaz. Sende şoförlük var mı Mehmet? Yok Aziz Bey. Bir ara heves ettiydim ama... Senin aklında bir şeyler var mı Harp? Adamın oturduğu evin önü kalabalık. Orada bir şeyler olması imkansız değil ama çok zor. Peki ne yapacağız? Bilmiyorum. Bu sorunu başımıza açan sensin.
tutturdun adamla konuşacağım diye. Al bakalım nasıl kaçıracağız herifi boğazın ortasında? Kapıyı çalıp kloroformla adamı uyutsak diyeceğim ama... Senin seyrettiğin o kötü Yeşilcan filmlerinden biri değil bu Aziz. Gerçek hayatta firkateyle kapılar açılıp insanlar kötü kokulu ameliyat beziyle uyutulmaz. Telefonuna ürkütücü mesajlar bıraksak adam panikleyince de... Yahu niye paniklesin adam? Herif uyuşturucu tüccarı. Bir yığın adamı vardır. Ortalığı bulandırmanın ne alemi var? Ürkütücü mesajlarmış. Ay yok yani ben bir fikir olarak... Kendinize saklayın kötü fikirlerinizi. Size kalsa 2 dakikada yakayı ele veririz. Bir de sizin yüzünüzden bunca senenin üstüne rezil olmayayım. Öyleyse bu iş yatar. Ne kadar da kolay pes ediyorsun Aziz. Sen nasıl avukatlık yaptın onca sene hayret. Hiç blöf göremiyorsun. Blöf mü? Yani senin bir planın mı var? Siz uyumaya devam edin. İşin yarısından fazlası bugün çözüldü. Doğru. Elini kolunu sallayarak caddeye çıkıyor. Üstelik ilginçtir, yanına koruma da almıyor. Saatlerce boğaza karşı gazete okuyor. İşte biz de tam o sırada orada olacağız. Evinin önünde tertip alacağız. Peki sonra? Senin isteğini yerine getireceğiz. Adamımızı gizli bir yere kaçırıp sorgulayacağız. Gizli bir yere mi? Neredeymiş o? Yazlık bir ev falan olsa iyi olur. Öbür türlü bir gören olabilir. Yazlık olmazsa herhangi bir evde iş görür. Biraz riskli ama. Bir de araba gerekli yahu. Her küçük memurun hayali yani. Bir ev bir de araba. Bizim rahmetli hanım da hayal ederdi ev sahibi olmayı. Hep kiradaydık. Emekli olayım söz sana bir ev alacağım diyordum. Ama bütün emekli ikramiyesi hastane masraflarına gitti. Ya sen Aziz... Avukatlar iyi kazanır benim bildiğim. Piyasadakiler kazanır. Doğru ama ben hazine avukatıydım. Sonuçta bizimkisi de memurluk. Yine de 2 daire yapacak kadar kazandık bir şeyler. Onları da çocuklara bıraktım. Öyle ama pişman değilim. Zaten evleri zamanında onlar için almıştım. Buraya taşınırken de arabayı sattım. Oh, tüy gibi hafifim şimdi. İyi halt ettin. Evleri aldılar, seni de unuttular. Bari arabayı tutsaydın birader. Vallahi ben kendim küçük bir müstakil ev kondurdum küçük Armutlu'da. Ama orada olmaz. Torunlar, oğlan, gelin hep beraber o evdeyiz. Dur bir dakika. Sen bebekte kahvede otururken bir şeyler gevelemiştin. Bizimkiler senelik izinde gelin kızın annesine gidecekler İzmir'e. Evet ama... Yok bizim ev olmaz. Değil mi? Yani bizim evde nasıl? Yani İzmir'de ne kadar kalacaklardı? 1 hafta kadar ama. Pekala oldu bu iş. Mekan işini hallettik. Dur biraz Arp. Mehmet'in kendi evi o. Orası olmaz. Niye olmasın? Daha mı kaldıracağız herifi? Yok işte yok. Bir yer bulamıyoruz. Hem adamla konuşmak istiyorsun hem de yer beğenmiyorsun. Adamın bizim eve gelmesi bir şey değil de bari o işi bizim evde yapmasak. Ha? Hangi işi? Şey işini. Yani ortalık çok kirlenmesin yani. Sonra çıkartmak zor olur. O iş. Ya ne işi? Tabii sonuçta benim emektar paravellum girecek devreye. Dur bakayım neredeydi ya? Şu bavulun içinde olacak. Canım belki de öyle kötü bir şeylere gerek kalmaz. Ya evde nasıl olacak bu iş amirim? Paravellumu buldum işte burada. Kaldır şu soğuk şeyi Harp. Yalnız bunu biraz yağlamak lazım. Aziz Bey, nerelerdeydiniz sabahtan beri? Bütün gün sizi aradım. Misafiriniz varmış. Mizer Hanım. Yok, ben gidiyordum zaten. Harp Bey, ne o elinizdeki? Hangisi bu? Bu benim beylik. Temizlemek için çıkarmıştı. Harp hemen şimdi geri koyuyor Simizer Hanım. Gözlerime inanamıyorum. Parabellum değil mi bu? Bernardelli modeli. 15'li şarjör.
9 milimetre. Hala iyi durumda gibi. Zer Hanım. Buyurun Harp Bey, ona çok iyi bakmışsınız. Mesleğe ilk başladığımda almıştım. Bu arada ketinize çok üzüldüm Simizer Hanım. Başınız sağ olsun. Gerçi gelemedik ama. Sağ olun. Dostlar sağ olsun. Kedicim o kadar yaşlanmıştı ki artık daha fazla dayanamadı. Yalnızlığa alışmaya çalışıyorum ben de. Artık ne kadar alışılabilirse. Aziz yalnız bırakmaz sizi canım. Beni çok şaşırttınız Simizer Hanım. Sizin tabancalarla bu kadar ilgili olabileceğiniz aklımın ucundan bile geçmezdi. Benim rahmetli çok meraklıydı silahlara. Ben de ilk başlarda korkardım. Ama sonradan alıştım. İkimiz ava bile giderdik. Sizi avada götürür müydü? Hayır efendim. Götürmek denmez ona. İkimiz iki arkadaş gibi birlikte giderdik. Ben de sizi çıtkırıldım bir kadın sanıyordum. Çok etkilendim doğrusu. Aman efendim, o kadar büyütülecek bir şey değil. Bizim zamanımız başkaydı. Nezaket vardı ama sahtelik yoktu. İnsanlar hakikiydi. Şimdi gençler naylon çorap gibi yaşıyor her şey. Biz doğanın da içindeydik, hayatın da. Çok doğru. Bu lafa şapka çıkartırım işte. Şimdi nerede? Ara sıra eski filmlerde rastlıyoruz o sıcaklığa. Ya da eski tozlu kitapların satır aralarında. Ay, üzdüm sizi de. Aslında ben şey için rahatsız etmiştim. Çöp kamyonu için. Çöp kamyonu mu? Evet, belediyenin çöp kamyonu. Nasıl bir koku yayıyor etrafı anlatamam. Şoför sıcak havalarda kamyonu bizim bahçenin arkasına park edip işten kaytarıyor. Bütün günde bir yere ayrılmıyor. Oyun salonunda akşama kadar iskambil oynuyor. Akşamüstü ne zaman güneş dönüyor, o zaman kamyonu alıp yola çıkıyor. Bugün artık kokuya dayanamadım. Acaba siz gidip bir konuşabilir misiniz o şoförle? Ne demeksin Mizer Hanım, elbette konuşurum. Demek çöp arabası sabahtan akşama kadar bizim huzur evinde kalıyor. Ya? Sonra şehirlerimiz neden kirli diyoruz? Demek yazın bütün çöp kamyonları öğle vakitlerinde bir gölgelikte pinekliyorlar. Aziz, o şoförle konuşma işini bana bırak. Ben konuşurum onunla. Yok canım, sana ne oluyor? Simizer Hanım benden rica etti. Anlasanıza Aziz Bey, çöp kamyonu. Akşama kadar bizim huzur evinin arkasında kalıyor Aziz. Bir kamyon. Ay, ağlama, bulacağım. Bulacağım, benim suçum değildi. Şşşt Harp, uyan Harp. Hayır. Tamam. Kabus gördün, geçti. Sakin ol, hadi. Ne? Aziz. Ha. Aziz, yine uyandırdım seni değil mi? Affet. Boş ver, önemi yok. Su ister misin? Sen zahmet etme, ben alırım. Saat kaç? 5'e geliyor. Neredeyse sabah olacak. Bu küçük kızın ağlamasına dayanamıyorum artık. Babasının elinden tutmuş. Halis de bana doğru bakıyor, yalvarıyor. Yanlış yapıyorsun komiserim diyor. Beni içeri atma, öldürürler. Tamam bak, hadi kalk biraz. Elini yüzünü yıka, açılırsın. Hadi. Sonra kız başlıyor ağlamaya. İnci gibi yaşlar dökülüyor. Bütün bunların sebebi o herif. Onunla hesaplaşmadan bu kabuslarım biteceği yok Aziz. Bak Harp, yarın sabah Simizer Hanım'ın bahsettiği şu çöp kamyonunu bir görelim bakalım. Saat kaçta geliyor? Kaça kadar huzur evinin bahçesinde kalıyor? Şoför de iyi bulmuş yolunu. Sen kamyonu çek garajdan, sonra çöp topluyorum diye bütün gün akşama kadar pişmedik oyna. Boş ver, uğraşma adamla. O olmasa aracı nereden bulurduk? İyi de çöp kamyonuyla nasıl adam kaçırılır? Çok daha iyi olur.
Kimse belediyenin çöp kamyonundan şüphelenmez. Adamı Mehmetlerin evine sakladıktan sonra da sen aracı tekrar buraya getirir, arkaya park edersin. Bu da ayrı bir dert. Sen inanmıyorsun ama gerçekten yıllardır direksiyon başına geçmişliğim yok benim. Sürüp süremeyeceğimi bilmiyorum. Gençken bile hiç kamyon kullanmadım ki. Üstelik kulaklarım işitmez, gözlerim görmez. Ağır ağır gidersin işte, kimse senden sürat yapmanı istemiyor ki. Ya birileri adam kaçırdığımızı fark ederse, he? Ya peşimize polisler takılırsa? Kamyonu sağa çeker beklersin, ellerimizi kaldırır teslim oluruz. Ne yapalım, buraya kadarmış deriz. İş yatar. Ben de kabusları görmeye cezaevinde devam ederim. Gazetelerde de boy boy fotoğraflarımız çıkar. Rezil oluruz. Benim çocuklar kim bilir ne kadar utanırlar. Onlar asıl babalarını arayıp sormadıkları için utansınlar. Bu iş bir bitse de kurtulsak. Hadi yatalım artık. Yarın bir ton işimiz var. Sabah kamyon şoförünü takibe alacağız. Mehmet'le buluşup bebeğe gideceğiz. Şu Necip Öztoprak mıdır? Ne karın ağrısıdır? O herifin atabileceği bütün adımları öğrenmek istiyorum. Lokmasını kaç dakikada çiğnediğini bile. Kamyon şoförünü merak etme. Ben onun bizim Lokman'la hallederim. Lokman? Evet. Hani şu şişman, sürekli terleyen adam, oyun salonlarından çıkmaz hiç. Şu patavatsız, sevimsiz adam. Hatırladım. Şoförü oyalayabilir mi sence? Konuşuruz. Öyle bir kumarbazdır ki adamı tuvalete yollamadan 3 gün oturtur masada. Hadi uyuyalım artık. Allah rahatlık versin. Umarım verir. Ver bakalım şu valeyi de. Ne şans varmış sende de be birader. Günaydın beyler. Kolay gelsin. Lokman, sabahın köründe oyuna oturmuşsunuz yine. Aziz Beyciğim, gel. Bezik oynamaktan başka işimiz ne ki? Öyle değil mi Salih Kaptan? Valla benim aslında bir sürü işim var ama bu Lokman beni de alıştırdı. Neyse, kalkayım ben artık hadi. Yok, siz rahatsız olmayın. Biz hemen gideceğiz zaten. İsterseniz 4 kişi bir poker çevirelim ha? Yok, işimiz var. Yalnız senden küçük bir istirhamımız olacaktı Lokman. Ne demek? Emrin olur Aziz Bey. Müsaadenle Salih Kaptan, bir mola verelim. Sonra kaldığımız yerden paralarını almaya devam ederim ben. Papaz her gün pilav yemez. Sen bak işine hadi. Ben de bir helaya gideyim. Harp'i tanıyorsunuz değil mi Lokman? Harp'le daha önce tanışmadık. Biz sulh içinde yaşayan insanlarız. Öyle değil mi ha? Hep öyle kal. Ben polis emeklisiyim. Fazla patırtıyı sevmem. Lokman espri yapıyor Harp. Sakin ol. Baksana Lokman, şu İskambil oynadığın adam çöp kamyonunun şoförü değil mi? Sıcakta kamyon çok kokuyormuş. O da akşama kadar bana hayat hikayesini anlatıyor. Her gün buraya gelip İskambil oynuyor diye duyduk. Oynamayı bilmiyor ki. Sürekli yoluyorum enayiyi. Ama yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Öyle değil mi ha? Hep ikiniz mi oynarsınız? Evet. Bezik oynuyoruz. Niye? Ne oldu ki? Şikayet falan mı var yoksa? Yok, şikayet yok da olabilir. Şimdi aslında... sen devam et Aziz. Bak, lafı dolandırmanın alemi yok. O çöp kamyonuna birkaç saatliğine ihtiyacımız var. Ama şoförün haberi olmasın istiyoruz. Anlayacağın herifi senin oyalamanı istiyoruz. Ne kadar istersin? Dur biraz Harp, yavaş ol. Vay! Kamyon kaçıracaksınız ha? Çakılığa mı çıkıyoruz yoksa? Şoförü oyalayabilir misin? Zaten oyalanmaya dünden razı. Böyle bulmuş püfür püfür klimalı salonu, öyle değil mi ha? Ben izin vermezsem tuvalete bile gidemez. İsterseniz 24 saat mıhlarım onu masaya. Ara sıra kaybetmem gerekebilir tabii. Ne kadar? Bizler bu huzur evinde kader arkadaşıyız. Ama buradakilerin hepsi soyguncu. 50 lira yeter mi? 100 lira. Anlaştık. 100 lirayı göreyim,
El sıkışalım. Öyle değil mi? Tabii, buyur. Al, bu senin. Şoförü yarın mı oyalamamı istiyorsunuz? Öbür gün. Akşama kadar. Biz kamyonu getirince istirahat edebilirsin. Kötü bir şey olursa sizinle hiç konuşmadım. Sizi tanımam. Madem öyle, o zaman bugün bir deneme yapalım. Seninki heladan çıktıktan sonra siz oyuna başlayın. Biz de kamyonla küçük bir tura çıkalım. Bir dakika. Biz bir gün için anlaştık. Hemen döneceğiz Lokman. Bak, parayı peşin ödedik. Senden küçük bir iyilik istemek de hakkımız. Hem bakalım bu işi kıvırabilecek misin? Ne zaman başın sıkışsa hep bu iyiliğini hatırlayacağız. Öyle değil mi? Anahtara ihtiyacınız olacak. Benden size bir iyilik daha. Anahtarları şoför koltuğunda duran minderin altında saklıyor. Sağ ol. Bu işimizi kolaylaştırır. Hadi bakalım Harp. Beni Yılışık Lokman Hekim'le bir daha muhatap etme Aziz. Sen de yaptın. Yani Lokman'ın ismiyle ilgili espri yaptın. Sana yaptılar mı da kızıyorsun ama. Vay canına, bu kamyon çok güzelmiş komiserim. Ne diyorsun Allah aşkına Mehmet? Çök kamyonu bu. Şu kokuya baksana. Olsun. Dün bu da yoktu ya. Yalnız caddenin de yarısını kapadık. İşte adamımız çıktı. Bakın yolun karşısında. Bugün biraz erkenci. Ama yine üzerinde eşofmanları var. Köşeye doğru yürüyor. Orada bir gazete bayi var. Herhalde gazetelerini oradan alıyor. Saat kaç? 11'e geliyor. Güneş ısıttıkça çöp kokusu da her yanı sardı. Tam saati söyle Aziz. 11'e 8 var. Güzel. Yarın Mehmet'le ikimiz tüm ayrıntıları tekrar kontrol ederiz. Gazeteleri aldı, geri dönüyor. Herhalde yaya geçidinden bu tarafa geçecek. Heh, bak buraya doğru geliyor. Önümüzden geçecek. Ay, hiç bu kadar yakından görmemiştim. Gerçi fotoğraflarından biliyorum ama Allah'tan bizi fark etmedi komiserim. Demiştim size. Hiç kimse bir çöp kamyonundan şüphelenmez. Çünkü kimse çöp kamyonlarının içine bakmaz. Kimse onları görmez. Herkes pisliklerin temizlenmesini ister. Ama nasıl temizlendiğini merak etmez. Biz de tıpkı bir çöp kamyonu gibi bir pisliği temizleyeceğiz. Nasıl temizlediğimizi kimse göremeyecek. Ama herkes de bir pislikten kurtulduğu için sevinecek. Ah, bak yine dünkü gibi çay bahçesine girdi. Sizinkiler İzmir'e öbür gün gidiyorlar değil mi Mehmet? Evet amirim, çarşamba sabahı. Güzel. Demek yarın son gün. Gazeteleri aldıktan sonra vakit çok müsait. Kamyonu yine tam burada durduracağız. Önümüzden geçerken Mehmet bir bahaneyle adamın yanına yanaşacak. Buldum. Sigarası için ateş isteyecek. Olma. Ben sigarayı bırakalı 20 yıl oluyor komiserim. Canım, adamı durdurmak için bir numara yapacaksın. Sigara içmeyeceksin ki, Allah Allah. Ama amirim, başka bir bahaneyle yanına yaklaşsam ya. Şimdi sigarayı bırakmışken tam aldım. Ya sabır ya selamet. Bak Mehmet, sen nasıl istersen öyle yanaş. Yeter ki adamı çay bahçesine girmeden kaldırımda durdur. Tamam sakin olun. İtimat edin amirim, durdururum. Yalnız bu sigara öyle lanet bir şey ki Aziz Bey, dudağıma götürünce sanki yeniden başlarmışım gibi geliyor bana. Yoksa... Pekala tamam. Bugünlük burada işimiz bitti. Mehmet, şimdi sizin evi tarif et. Hazır çöp kamyonu elimizin altındayken bir de sizin eve gidelim. Doğru. Hem de süre tutalım. Bakalım buradan sizin ev ne kadar sürüyor? Kamyonun huzur evinden ne kadar ayrı kalacağını da hesaplamış oluruz. Gerçi Lokman adamı saatlerce oyalayabilir ama... Olsun, biz yine de hesabımızı bilelim. Hadi bakalım, çalıştır arabayı Aziz. Evet, gidiyoruz. Her şeyi en küçük ayrıntısına kadar hesapladın mı, ödevine iyi çalıştın mı aksini çıkmaz. Öbür türlü yüzüne gözüne bulaşır her şey. Harp komiserim bu hızla çok titizdir. Ne oldu Aziz Bey? Gözünüz sürekli saatte. Sıkıldınız mı balkondan? Estağfurullah, sıkılmak ne demek Mizer Hanım? Sizinle beraber olmak, hele böyle mehtaplı bir gecede
benim için zevktir. Yalnız Arp'i merak ettim. Bu saate kadar çoktan gelmiş olmalıydı da. Kuzum, ne yapıyorsunuz siz günlerdir? Sürekli bir yerlerdesiniz. Aylardır odasından çıkmayan Harp Bey'i koydunsa bul. Kaç gündür görmüyorum onu. Arp'ın işleri işte bilirsiniz. Ben de ona yardım ediyorum. Daha doğrusu yardım ederken aslında onun çılgınca bir şeyler yani bazılarına çılgınca gelebilir tabii ama ona da omuz veriyorum bir nevi yani. Vazgeçtim Aziz Bey. Kimsenin işine burnumu sokmak istemem. Biraz daha çay alır mısınız? Zahmet olmazsa. Bu balkon manzarasını seviyorum. Gündüzleri de öğleden sonra burada oturuyorduk. Ama şimdi şu çöp kamyonu yüzünden mahvolduk. Bakın ben o çöp kamyonu işini hallediyorum Mizer Hanım. Allah Allah, bu Harp nerede kaldı ya? Aziz Bey! Aziz Bey! Niye balkona kurulmuşsunuz? Yarın için moral mi depoluyorsunuz? Hayırdır inşallah. Aşağıdan biri bize mi sesleniyor? Yabancı değil efendim. Bizim Lokman bu. Münasebetsiz Lokman. Çayınızı buyurun. Ne diyor öyle? Ne diyecek canım hiç şey. İyi akşamlar Lokman. Harp beyefendiye söyle merak etmesin. Adamı 3 gün oturturum karşımda. 3 gün. Sağ ol. Hadi yarın sabah görüşürüz. İyi akşamlar hanımefendi. Yarın görüşürüz Aziz Bey. İyi akşamlar. Ay, ne sevimsiz adam bu. Sizin gibi kibar beylerin böyle bir insanla ne işi olabilir ki? Boş verin canım. İyi dediniz. Sevimsizin biri işte. Kapı çalındı. Hayırdır inşallah. Buyurun, kapı açık. Of. İyi akşamlar. Harp Bey siz miydiniz? Buyurun. Balkondayız. Ya nerede kaldın Harp? İnsanın aklına kötü şeyler geliyor. Ancak hallettik işleri Aziz. Yayan yapıldık bu kadar oluyor Aziz. Dün kamyon vardı tabii. Hangi kamyon? Ne işler çeviriyorsunuz siz kuzum? Hayırlı bir işsi Mizer Hanım. Neyse. Ne o, çay mı içiyordunuz? Siz de ister misiniz Harp Bey? Yorgunluğunuzu alır. Size zahmet olacak. Aman efendim, ne zahmeti. Ne oldu ha? Öldüm meraktan. Mehmet'le beraber her şeyi hallettik Aziz. Adımlarımızı bile saydık. Tekrar tekrar saat tuttuk. Acil durumda kalırsak diye kestirme yollara baktık. Sen ne yaptın? Her şey yolunda. Lokman şoförle samimiyeti ilerletti. Hiçbir sorun yok. Öyleyse hazırız. O halde yarın başlayabiliriz. Demek dananın kuyruğu yarın kopacak. Yarın. Yarın uykusuz geceler sona erecek. Haksızlığa uğrayan bütün şehzadelerin öcü alınacak. O küçük kızın gözyaşları dinecek. Dinecek. Yarın. Çöp kamyonu geldi. Tam vaktinde. Hatta bu sabah erkenci bile. Aziz, ellerim yine çok titremeye başladı. Odadan çıkarken kapıyı bile kilitleyemedim. Her şey yolunda gidecek Harp. Şuraya bak. Lokman şoförü hemen oyun salonuna soktu bile. Ne halleri varsa görsünler. O şoför akşama kadar kamyonunu aramasın da. Hadi bir an evvel çıkalım biz de. Mehmet bebek sahilinde bekliyordu bizi şimdi. He? Sen de biraz gevşe. Kimseyi şüphelendirmeyelim. Hadi. Her şeyi aldın değil mi? Evet, merak etme. İp, bant, çorap lastiği, kelepçeyi de Mehmet getirecek. Çorap lastiği niçin? Gözlerini bağlamak için. Sen dedin ya, nereye götürdüğümüzü bilmesin demiştin. Çorap lastiğiyle olur mu Aziz? Kurdele alsaydın bari. Bunlar geniş oluyor ya. Gözlerini tam kapatır diye düşünmüştüm.
Ellerini de kelepçeleyeceğiz zaten. At şunları Allah sen. Olmazsa senin ceketini kullanırız artık. Hay Allah, şuraya bak. Kamuran hemşire değil mi o? Aa, tam kapının yanında. Bizi gördü. Bankoya yaslanmış bekliyor. Sakin ol. Yürümeye devam et. Bizi mi bekliyor yoksa? Nereden çıktı şimdi bu? Ne bileyim ben, dün hiç görünmedi ortalarda. Bir şey anlar mı acaba? He? Hafiye gibi kadın. Sorgular gibi tuhaf tuhaf sorular sorar şimdi. Bir bu eksikti. Sakin ol, tamam mı? Bir şey çaktırma. Sorarsa sinemaya gidiyoruz. Sinema mı? Ya sabahın köründe kim bu saatte sinemaya gider? Pekala tamam. Peki balık yakalamaya gidiyoruz. Oldu mu şimdi, tamam mı? Şşt! Bu biraz daha mantıklı. Dur bir dakika. Oltalarımız nerede? Mehmet getirecek. Oltalar onda. Ne var yani, olamaz mı? Günaydın. İyi ki sizi gördüm beyler. Günaydın hemşire hanım. Balığa gidiyoruz. Oltalarımız da Mehmet getirecek. Hani şu kestane şekerini getiren. Sizi görmeden gitmek istemezdim doğrusu. Boğaz iştavrit kaynıyormuş. Birkaç kilo alalım dedik. Fırında yapacağız. Çok hoşsunuz Harp Bey. Sizi hiç unutmayacağım. Durun bir dakika canım. Siz bir yere mi gidiyordunuz? Evet. Artık burada çalışmayacağım. Nasıl yani, artık burayla bir ilişkiniz kalmadı mı? Birazdan ayrılıyorum. Herhalde siz döndüğünüzde burada olmam. Ya bizim de çok acelemiz var zaten. Ya ama nereye, ne oldu? Bizim işler böyledir. Küçük bir hatada kapının önünde buluverirsiniz kendinizi. Nasıl, yani işten mi çıkartıyorlar sizi, neden? Boş verin, uzun hikaye. Şehzadelerinizi çok özleyeceğim Harp Bey. Sizleri de öyle. Artık notlarınızı bundan böyle Aziz Bey tutar herhalde. Not tutmaya gerek kalmadı ki artık. Adamı bulduk. Hangi adamı? Hangi adamı? Sonunda adamımızı bulduk işte. Yani bizim Mehmet. Mehmet mi? Evet, kestane şekeri getiren. Bir gezdiriyor, bir eğlendiriyor bizi, sormayın. Dert, kasa ve tozlu kitaplar, şehzadeler falan kalmadı. Yani, iyi. Çok güzel. Evet. Biz artık gidelim. Bugün de yine gezip tozacağız işte. Hoşça kalın. Her şey için çok teşekkürler Kamuran Hanım. Sizi asla unutmayacağız. Güle güle. Harp Bey. Evet. Günaydın Aziz Bey. Eyvah Simizer Hanım. Bu böyle giderse geç kalacağız. Hayrola, erkencisiniz bugün. Simizer Hanım, duydunuz mu? Kamuran hemşireyi işten çıkarmışlar. Ya kovmuşlar kadını. Aa, doğru mu Kamuran Hanım? Sebep? Nereden çıktı şimdi bu? Uzun hikaye Simizer Hanım. Bugün ayrılışımı yapıyorum. İzninizle biz kaçalım artık. Geç kalacağız yoksa. Tabii. Hoşça kalın. Sabah sabah nereye böyle alelacele? Bizi bekliyorlar. Hadi Allah'a ısmarladık. Akşama görüşürüz. Of, en sonunda. Bir an hiç kurtulamayacağımızı sandım. Hadi şimdi hemen çöp kamyonuna gidelim. Hemen çalıştır şu kamyonu. İşimiz acele ya, bir türlü çıkamadık. Herkesi gördük. Bir de sen saçmalayıp durdun. Yok adamı bulduk falan filan, neyse. Güya açık vermeyeceksin ya. Neyse, Allah'tan toparladık yine. Ama Kamuran hemşireye gerçekten üzüldüm doğrusu. Ne oldu? Ne aranıyorsun? Niye gitmiyoruz yahu? Yahu kamyonun anahtarları yok. Ne? Şaka mı bu? Sen ne diyorsun be adam ha? Yok işte. Geçen sefer minderin altındaydı, şimdi yok. İyice baktın mı? Bir yere girmiş olmasın? Deminden beri bakmadığım yer kalmadı. Kahrolsun. Ne yapacağız şimdi? Anahtarlar şoförde kalmış olmalı. Pekala dur şimdi, panik yok. Daha zamanımız var. Adam gazete bayine en geç saat 10.50'de geliyor. Saat şimdi 9.35. Eğer anahtarları şoförden alabilirsek yetişebiliriz. Dur sakin olalım. Şimdi tekrar içeri gireceğiz. Lokman'ı çağıracağız. Adamdan kamyonun anahtarını alıp bize verecek. Çok zor. Bakalım Lokman ne diyecek? Başlatmasın şimdi. Ne diyecekmiş? Hiçbir şey söyleyemez. Peki ya hemşire? Ha? Hala giriştedir. Simizer Hanım da. Onlara ne diyeceğiz ya?
girişteler. Hararetli hararetli konuşuyorlar. Neyse, sırtları bize dönük. Hemen oyun salonuna geç. Seni görmesinler. Ben yanlarına gidiyorum. Eğer anahtarları alamazsam işi yarın erteleriz, tamam mı? Erteleme falan yok. Başladık artık, bitireceğiz. Ev aylarca boş kalmayacak. Bir an önce şu adamı kaçırıp konuşturmalıyız. Hadi yap şu işi. Tamam, ben gidiyorum. Hanımlar! Aa, Harp Bey, niye döndünüz? Suçsuz yere işten çıkartıyorlar kadını Harp Bey. Bir şey yapamaz mıyız? Ay yok canım, ne yapabilirler ki? Her şey olmuş bitmiş artık. Güzel. İkisi de oyun salonuna sırtlarını döndü. Aziz'i göremezler. Yoksa müdürle konuşup engel olmak için mi döndünüz Harp Bey? Aziz salona geçti. Efendim, evet, tabii döndüm. Aa, ama hiç gereği yok da Harp Bey. Hem ne diye... Siz tam bir beyefendisiniz. Sürekli beni şaşırtıyorsunuz Harp Bey. Şimdi de Kamuran hemşirenin kalması için mücadele edeceksiniz. Mücadele mi? Ben mi? Aslında ben bilemiyorum tabii. Sizin gibi insanlar kalmadı artık. Estağfurullah. Hay Allah. Sizi niye işten atıyor huzur evinin o çok bilmiş müdürü? Ben de Simizer Hanım'a onu anlatıyordum. Geçen akşam koridorda gençten birileri geziniyordu. Güzel bir kadınla saçı sakalı birbirine karışmış bir adam. Ne işleri varmış gecenin bir vakti bu huzur evinde? Gazeteciymişler. Müdür bey huzur evini tanıtmak için gazetecileri çağırmış. Hafta sonu ilavesinde çıkacakmışız. Nereden bilirdim? Her yerin fotoğrafını çekiyorlar. Kamuran hemşire de fotoğraf makinesini ellerinden alıp bunları bir güzel haşlamış. Tabii onlar gazeteci, boş dururlar mı? Kıyameti kopardılar. Ben de kovdum onları. Bekçi İsmail Efendi ile attırdım dışarı. Oh, iyi yapmışsınız. Müdürün davet ettiği gazetecileri mi? Ya canım, Kamuran hemşire onların davet edildiğini ne bilsin? Kimse bir şey söylememiş ki kadına. En doğrusunu yapmış. Yani bir şey değil, İsmail Efendi'nin de bir şeyden haberi yoktu. Ona da kimse bir şey söylememiş. Ama dün sabah müdür bey yıktı ortalığı. Gündüzün suyu mu çıkmış? Gündüz gelselermiş. Akşamüstü iş çıkınca müdür bey erken çıkmış. Gazeteciler de akşam röportaj yapacaklar. Sabahleyin de müdürle görüşeceklermiş. Müdür beye de söyledim. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Kimse bana bir şey söylemedi dedim ama dinletemedim. Huzur evi olarak çok büyük bir hata yapmışız. Hatta suç işlemişiz. Her hatanın, her suçun mutlaka bir suçlusu olması gerekirmiş. O gecenin suçlusu da benmiş. Roma hukuku ha? Efendim? Modern hukukta suçun şahsiliği prensibi. Her suçun mutlaka bir suçlusu olmalıdır. Biri ya da birileri. Duvarları suçlayamazsın ya. O da aynen böyle söyledi. Olur mu efendim? Eğer bir suçlu aranacaksa müdürden başlayarak bütün yönetimin, bütün hemşirelerin, kat sorumlularının, hatta bekçi İsmail Efendi'nin bile ihmali var o zaman bu işte. Öyle olursa kimseyi suçlayamazsın. Kimse suçlanmasın efendim. İyi ama ortada mağdurlar var, gazeteciler, onlar ne olacak? Of, of, o da doğru ya. İyi de ne yapacağız şimdi Harp Bey? Vallahi ben de tam olarak bilemiyorum ama. İsterseniz ben herkesle görüşeyim Harp Bey. Huzur evinde kalan herkesten gerekirse imza toplayayım. Kamuran hemşire yoksa biz de gidiyoruz diyelim. Ay canım, herkesi ne diye telaşlandıracaksınız? Yo yo yo, hiç gerek yok. Olur mu öyle şey Kamuran Hanım? Bizim ne düşündüğümüzün hiç mi önemi yok? Değil mi Harp Bey? Çıkalım müdürüm karşısına. Aziz çıktı. Anahtarları almayı başarmış. Kamuran hemşire yoksa biz de buradan taşınıyoruz diyelim. Değil mi Harp Bey? Tabii öyle. Yalnız izninizle benim şimdi gitmem lazım. Nereye? Hani imza toplayacaktık? Siz imzaları toplayın. Ben bu işi çözeceğim. Söz. Akşam olmadan dönerim. Nasıl çözeceksiniz? Harp Bey! Hay Allah, gitti bile. Komiserim, Aziz Bey, ya nerede kaldınız? Saat 11'e geliyor. Sabahtan beri sizi bekliyorum burada. Az kalsın gelemiyorduk bile. Hadi hemen atla kamyonla Mehmet. Ortalıkta durma.
Adam çıkmadı değil mi? Yok yok, hala evde. Ama ha çıktı ha çıkacak. Niye bu kadar geç kaldınız canım? Sorma. Şoför çöp kamyonunun anahtarını yanına almış. Onun için oyalandık. Demeyin Aziz Bey. Anahtarı nasıl aldınız peki? Sonra anlatırım. Bak sen bu Lokman'ı tutmadın ama adam inanılmaz dilbaz. Kallem etti, kallem etti. Adamı bir bahaneyle çay salonuna gönderdi. Masada duran anahtarları da bana verdi. Şoför anahtarları sorarsa diye. Hiç de korkusu yok ya. Neyse ama bu iş bize 100 liraya daha mal olacak, bilmiş ol. Ne oldu, neyin var seni? Çok sessizleştin. Şey ya. Ne? Şu hemşire. Neyse canım, boş ver. Canım sıkıldı biraz. Kamuran hemşireyi bu kadar çok sevdiğini bilmiyordum. Üzüldüm bakıyorsun. Hayır Aziz'cim, öyle değil de. Sen içerideyken Semizer Hanım'ın bir sözü takıldı aklıma. Bu arada birbirimize gerçek isimlerimizle seslenmeyeceğiz değil mi? He? Takma isimleri herkes ezberledi mi? Ezberlemeyecek bir şey değil ki Aziz Bey. Size Kafkaf diyeceğiz. Amirime de Kara Kartal. Telsizde konuşuyormuş gibi. Ben de Eskişehirli olduğumdan... Evet, sana da SS diyeceğiz. Ya bütün bunlara ne gerek var? Şimdi bakın, gerçek isimlerimizi adamın yanında kullanmayalım yeter. Saat kaç oldu? 11:05 var. Adamımız şimdi apartmandan çıkmış olmalıydı. Bekleyelim bakalım. Gazetelerini aldıktan sonra önümüzdeki şu yaya geçidinden geçecek. O sırada Mehmet önünden yaklaşıp ateş isteyecek. Sahi sen sigarayı bırakmışsın. Neyse, başka bir bahane bulursun can. Başka bir bahane. Sonra da arkasından yaklaşıp parabellumu beline yaslayacak. Ne demek yaslayacak? Yastık mı bu? Parabellum dayanır, yaslanmaz. Pekala, dayayacak. Neyin var senin? Rahatla biraz ya, sakinleş. Ah, çıktı, adamımız çıktı. Pekala Mehmet, sen arabadan in, kaldırımda bekle. Bir bahane bul, of. Her zamanki gibi gazeteciye doğru gidiyor. Aziz, sence Kamuran hemşire bunu hak etti mi? Yani tek suçlu o mu? Gazetelerini alıyor. Ne dedin sen? Yani Cem Sultan'ı ortadan kaldırmak için herkes anlaştıysa, ya Semizer Hanım haklıysa, ya bir tek kişi değil de yüzlerce insan suçu paylaşıyorsa. Yine ne saçmalıyorsun sen? Bırak artık şu şehzadeleri. Bak, yıllardır aradığın adama şurada bir adım kalmış. Senin aklın nerede hala? He? Unut o şehzadeleri ya. Biliyorum, 12 yıldır hep bu anı bekledim. Her gece sabahlara kadar dua ettim ama... Pekala. Hadi bakalım, başlıyoruz. Dur biraz. Adam yaya geçidine geldi ya. Şimdi önümüzden geçecek. Ne diyorsun sen Harp? Diyorum ki ben... Ne demek istiyorsun sen Harp? Ne demek istiyorsun? Geçen gün Cem Sultan'ın ölümünden tek bir kişi suçlu olmayabilir demiştin ya. Bunun ne önemi var şimdi? Bırak artık şu şehzadeleri. Acaba Kamuran hemşire de tıpkı Cem Sultan gibi... Yine saçmalamaya başladın. Eğil, önümüzden geçiyor. Bakar mısınız beyefendi? Buyurun, ne istediniz? Sence de işten atılmayı hak etti mi? Evet, bir şey mi istiyorsunuz? Şey istemiştim ben, Allah kahretsin, bahanem yok ki ya. Anlamadım, ne yok? Hadi Arp, sıra sende. Elbette işten atılmalı. Kimse ona git gazetecilerle hırlaş demedi. Arp, hadi sıra sende, ne bekliyorsun? Hadi gitsene. Hadi git ya. Ya üstelik herif de sonuçta bir uyuşturucu taciri. Ne oldu beyefendi, ne istiyorsunuz? Kımıldayım deme Necip Öztoprak. Yoksa Özcan Kurtaran mı demeliyim? Oh, çok şükür tam vaktinde. Özcan Kurtaran dedemin adıydı harp komiserim. Demek sonunda beni buldunuz. Nasıl yani? Şimdi bizi bekliyor muydu bu herif? Komiserim, sizi nasıl tanıdı bu ya? Şeytanın ta kendisi de o yüzden. Bin çabuk şu kamyona. Bu sefer elimden kurtulamayacaksın. Sırtıma dayadığınız silaha hiç gerek yok komiserim. Geçen gün çay bahçesinde siz de gördünüz ya, bu semtte tanıdığım çoktur.
Kimsenin beni bu şekilde görmesini istemem. Vay canına, demek bizi fark etmiş. Nasıl fark etmem? Yıktınız ortalığı. Sesini kes. Kamyona bin. Mehmet, önce sen geç. Bu alçağı aramıza alalım. Hadi acele et. Bir dakika harp komiserim. Ay, çok çok sıkıştık ya. Ya ne yapıyorsun sen be? Hani birbirimize ismimizle hitap etmeyecektik? Takma isimlere gerek kalmadı Aziz. Bu can kurtaran kim olduğumuzu biliyor. Geçen gün çay bahçesindeyken uyanmış. O da bizi bekliyormuş. Nasıl yani? Bunu bize birazdan anlatacak eve varınca. Öyle değil mi Necip Bey? Hadi çalıştır şu kamyonu Aziz, gidelim. Mehmet, kelepçele şunu. Buna ne? Gerek yok. Sana ne diyorsam onu yap Mehmet. Ay, kelepçe arka cebimde kaldı. Komiserim çıkartamıyorum ki. Kamyona 4 kişi binince iyice sıkıştık. Sen öne eğil, ben kelepçeyi alırım. Arkadaşlarınızı tanıyor muyum komiserim? Onlar seni çok iyi tanıyor. Çıkarttım kelepçeyi. Ah, ay. Oh. Öne eğil bakalım Necip Bey. Ellerini de arkaya koy. Nasıl eğileyim? Baksana ufacık yerde 4 kişiyiz. Sana ne diyorsa onu yap. Ey şu başını. Adamın canını yakmayın. Sen şu kamyonu sürer misin? Önden kelepçeleseniz olmaz mı? Pekala, uzat ellerini. Adam haklı. Burada gerçekten de çok sıkıştık. Nereden buldunuz bu kamyonu? Üstelik deş gibi de kokuyor. Kapayın şunun gözlerini. Ay, lastikler cebimdeydi. Lastikle falan olmaz. Aziz, çıkar şu ceketini. Ne? Ya kamyonu sürerken nasıl çıkartabilirim? Siz daha önce hiç birini kaçırdınız mı? Sen sesini keser misin? Ya gittiğimiz evi görmemeli. Kamyonu sağa çekin bari, dur. Dalga mı geçiyorsun sen? Bu ana caddede durulur mu? 2 dakikada bütün trafik polisleri başımıza çullanır. İyi ama... Korkmayın, kaçmaya çalışmam. Ya senden korkan senin gibi olsun. Şuradaki ara sokaklardan birine girsem... Olmaz öyle şey. Mehmet sen direksiyonu tut. Ne? Aziz sen de çıkar ceketini. Mümkün değil. Kamyon giderken ceketimi çıkaramam. Kaza yaparız. Eğer kamyonu çarparsanız polis gelir. Doğru söylüyor. Kaza falan yapmayacağız. Hadi Mehmet yapış şu direksiyona. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Boğaz trafiği deli gibi akarken bu yaptığınıza inanamıyorum. Sendeki bu şansa inanamıyorum Lokman. Bütün iyi kağıtlar hep seni mi buluyor ya? Şeytan tüyü var bende Salih Kaptan. Daha öğlen olmadan bütün paramı aldın. Bir dışarıdaki çöp kamyonu kaldı vallahi almadı. O da belediyenin, yoksa onu da alıp götürürsün sen. Yok canım, bugün kısmetli gününde değilsin demek ki. Bir tek bugün olsa iyi. Kaç haftadır hep kaybediyorum ben, hep. Sizin bu huzur evi bana uğursuz geliyor herhalde. Kafanı kullanacaksın, kafanı. Hadi dağıt bakalım kağıtları. Belki bu sefer şansın yaver gider. Bu seferi şu seferi kalmadı artık Lokman. Bütün paramı aldın. Sen kirli çıkısındır. Vardır sende yine birkaç kuruş. Zırnık kalmadı vallahi. Her şeyimi aldın ya. Neyse bugünlük böyle olsun. Ben artık kalkayım. Dur ya, dur nereye? Bütün gün ne yapacağım ben tek başıma? Beni söğüşlemeden önce düşünecektin onu. Hiç paran kalmadığına dünyada inanmam. Bize sökmez bu numaralar, uyanık kamyon şoförü. Nasıl da bağlıyorsun insanı sen var ya. Vallahi senden korkulur birader. Bilmez miyim ben hiç kardeşimi? Torpido gözünde bir 50 lira olacaktı ama. Yani ne olur ne olmaz diye oraya sıkıştırıyorum bazen. Torpido gözünde mi? Kamyonun torpido gözünde. Gideyim de onu alayım ben bari. Ya dur, çöp kamyonuna para saklanır mı birader? Amma adamsın sen de ya. Benden başka kimse binmiyor ki kamyona ya. En güvenli yer orası. O kokuyu mecbur olmadıktan sonra kim çeker ki? Bekle sen 2 dakikada gelirim ben. Üf. Bu kamyonun kokusuna nasıl dayanıyorsunuz? Kes sesini. Ben şimdiye kadar hiç direksiyon tutmadım Aziz Bey. Boşu boşuna kaza yapacağız. Seni son kez uyarıyorum can kurtaran. Eğer bir daha sesini çıkarırsan seni şuracıkta temizlerim. İyice anladın mı şimdi? Bak, direksiyonu hiç kıpırdatmayacaksın Mehmet. Sen sadece dümdüz tut yeter. Ay komiserim, keşke direksiyon tarafına siz otursaydınız ya. Uzatma Mehmet. Tut şu direksiyonu. Yapabilirsin. Atla deve değil ya. Ay,
Tamam, tuttum. Pekala. Bir dakika. Şimdi çıkartıyorum ceketi. Şu kolumu bir kurtarsam... Hadi çabuk ol. Dur bir dakika Harp, acele etme. Acele etmeyin, sakin olun. Başlatma şimdi sakininden. Tamam, kolumu çıkarttım. Diğerini de çıkartırsam... Ne yapıyor minibüs ya? Üstümüze geliyor. Sağ kır direksiyonu. Eyvah, vuracak. Çek elini Mehmet. Bırak direksiyonu. Tamam, direksiyon bende. Sakin ol. Panik yok. Ay, özür dilerim Aziz Bey. Minibüs öyle bir çıktı ki. Öldüreceksin bizi komiser. Ne olurdu sanki iki dakika dursak? Sen zaten öleceksin Necip. Buradan sağ kurtulacağını mı sanıyorsun? Sakin ol. Herkes sakin olsun. Harp, şu kolumdan çeksene ceketi. Sen iyi bakalım başını pis katil. Ne katili? Birazdan çevre yoluna çıkıyoruz. Orada daha rahat ederiz. Hadi. Ey dedim sana. Yardım et Mehmet. Şu ceketi geçirelim kafasına. Bırak şimdi kamyonu Salih Kaptan. Allah Allah. Oyuna devam etmek istiyor musun, istemiyor musun kardeşim? İstiyorum da. Bırak öyleyse, alayım geleyim şu parayı kamyondan. Ya o para senin çoluğunun çocuğunun nafakası, olmaz. Ne yapayım yani, kalkıp gideyim mi şimdi? Baksana daha öğlen bile olmadı. Yo gitme de. Sen de ne diyorsun birader? Ne gitmeme izin veriyorsun, ne kalmama izin veriyorsun? Şey yapalım bari, şey saat. Ne saati? Şu kolumdaki şahane saat. Saati sat bana. Böylece çoluğun çocuğun nafakasını da kumara yatırmamış olursun. Hem de oyuna devam etmiş olursun. Bu saati mi istiyorsun? İşportadan aldıydım ben bunu. 5 para etmez ki bu. Sen ne oyundan almıyorsun, ne saatten. Bu saate şimdi 200 lira veririm. Bu saate mi 200 lira? Dalga geçiyorsun sen. Canın isterse al şu 200 lirayı, ver saati. Aklını mı kaçırdın ya Lokman? Neyse al bakalım, hadi al. Gördün mü bak, şansın döndü. Huzur evi sana şans getirmeye başladı. Bu işten hiçbir şey anlamadım ben ama. Hadi. Dağıt bakalım şu kağıtları. Şimdi paran çok nasıl olsa. Evet, eve geldik. Burası değil mi Mehmet? Hemen buraya, bahçe kapısının önüne park edin Aziz Bey. Pekala Aziz. Sen in Mehmet, sen de atla aşağıya. Biz de arkanızdan geliyoruz. Emredersin amirim. Hadi gelin Harp. Ortalık sakin. Şimdi sen in bakalım Necip Öztoprak. Sakın bir numaraya yapayım deme. Bu ceketi başından almayacak mısınız? Daha değil. Hadi yürü. Ama böyle başında ceketle kamyondan inerse sokakta çok dikkat çekeriz. Harp bak, şu silahı da gizle biraz. Pekala. Ceketi çıkartıyorum ama sakın gözlerini açayım deme. Delisiniz siz. Önümü nasıl göreceğim peki? Ben seni yürütürüm. Hadi atla. Aziz, şunun kolundan tut. Canımı acıtıyorsun. Tamam. Mehmet, bunu bize bırak. Sen önden git. Bahçe kapısını aç. Anlaşıldı komiserim. Mehmet bekle bir dakika. Bak sizinkiler gittiler değil mi? Merak etmeyin. Sabah ben çıkarken bizim oğlanla gelin de çıkmak üzereydi. Şimdi onlar çoktan İzmir yolundadırlar. Ev bomboş yani. İyi, güzel. Ne yapıyorsunuz orada ya? Acele etsenize. Tamam Harp, sakin ol. Hadi Mehmet, sen hemen git kapıyı aç. Şimdi Aziz Bey, şimdi. Gelin. Tamam, geliyoruz. Sen git evin kapısını aç. Şu silahı gizli Harp. Bir gören olacak. Neredeyiz? Sakın gözlerini açayım deme. Mehmet evin kapısını açtı. Acele edelim. Dur bir dakika Harp. Evden bir kadın çıktı. Nasıl? Bu da kim böyle? Hani ev boş kalacaktı? Sizin ne işiniz var evde ya? Ah sorma baba. Gidemedik İzmir'e. Bizimkiler geldiler. Babam çok hasta. Gelir gelmez yatırdık hemen. Durumu çok kötü. Komiserim. Kahretsin.
İşte şimdi hapı yuttuk. Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun 7. bölümünü dinlediniz. 8. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın. Vallahi artık ne diyeceğimi bilemiyorum komiserim. İnanın sabahleyin bavulları falan kapının önüne çıkarmışlardı. Demek ben gittikten sonra... Evin boş olduğundan emin değil miydin? Tamam Harp, sen de üzme artık kendini Mehmet. Kimin aklına gelir ki... Benim aklıma gelmeliydi. Sür şu kamyonu Aziz, gidelim buradan. Hayatımda sizin kadar komik bir çete görmedim. Eğer çeneni kapatmazsan bundan sonra da göremeyeceksin. Ayrıca biz çete mete değiliz. Bak sakın ağzını açayım deme. Bizim oğlanın kaybedildiğin değersizliği. Yani tam İstanbul'a gelecek zamanı bulmuş. Üstelik haber vermeden. Münasebetsiz. Canım hastalık bu. Acil bir durum. Yapacak bir şey yok. Niye her şey beni buluyor? Niye senin gelinin babası tedavi olmak için buraya geliyor? Kız söyledi ya, çapadaki doktorun görmesi lazımmış dedi ya. İzmir'de beyin cerrahı yok mu? 9 ayın çarşambası niye hep bir araya gelip de bana musallat oluyor? Ne yapacağız şimdi? Sanırım sorgudan vazgeçeceksiniz. Kes sesini. Hey kafanı. Ne düşünüyorsun Harp? Galiba bu soytarı bu kez haklı. Nasıl yani? En iyisi sorgudan vazgeçmek. Bunu ne yapacağız peki? Salacak mıyız? Baştaki plana dönüyoruz. Baştaki plan mı? Evet. Bu pisliği ortadan kaldıracağız. Çöp kamyonu ne yapar? Pislikleri temizler. Sonra da götürüp çöplüğe atar. Sessiz sedasız. Kimsenin de ruhu duymaz. Saçmalama Harp. Olmaz öyle şey. Çaresizlik içindesiniz komiser. Yeter, kes sesini. Belki başka bir yer bulabiliriz Harp. Başka bir yer filan bulamayız Aziz. Zaten bu sorgu işini de sen çıkardın. Alengirli avukat numaraları bunlar hep. Yok herifi bir kez de ben dinleyeyim. Yok bir de ben emin olayım. Ne uğraşıp duruyoruz ya? Bu rezil herif için değer mi hiç? Büyük bir hata yapıyorsunuz komiser. Sakin ol lan. Hemen çözülüp dağılma, dur bakalım. Neyin durması Aziz? Ne yapacaktık zaten? Bu herifi serbest mi bırakacaktık? Sabahlara kadar yine tavanlara mı bakacağımı sanıyordun? Buraya kadar gelmişken yine kabus uykularına yatabilir miyim artık? Bir uykusuz gece daha geçirebilir miyim sanıyorsun? Üstelik hepimizi tanıdı. Kim olduğumuzu biliyor. Savcı beyin Cem Sultan'ın öcünü alma zamanı geldi. Oturduğumuz evi bile gördü ya. Oysa plana göre içeriye girene kadar gözleri kapalı olmalıydı. Siz neler saçmalıyorsunuz? Hadi Harp, delinin teki. Sana ne oluyor Mehmet? Sen gelinin torununun karşısına bu herifin gözleri bağlı, elleri kelepçeli mi çıkarsaydık ha? Adamın kafasından ceketini nasıl çekeceğimi bilemedim. İki arada bir derede ceketi ellerin üstüne attım da kelepçeyi güç bela gizleyebildim. Sana kalsa az önce hep birlikte yemeğe oturacaktık. Orası öyle ama... Uzatmaya gerek yok. Bu adamı salamayız. Bu yaşta dağ bayır adam kaçırıp gece ayazlarında sorguya filan da çekemeyiz. Hepimizin de bir marazı var zaten. El yordamıyla karanlıkta önünüzü bulmaya çalışıyorsunuz komiser. Hiçbir şeyden haberiniz yok. Asıl senin hiçbir şeyden haberin yok. 12 yıldır bir gün bile sensiz günüm geçmedi benim. Her gece rüyama girdin. Suratıma bakıp bakıp güldün. Bense her gece o gencecik polise ağladım. Her gece o küçük kızın hıçkırıklarıyla uyandım. O çocuğun ağlamalarını duymamak için sabahlara kadar tavanlarla konuştum. Seni bulacağım diye yeminler ettim. Şimdi bana hiçbir şeyden haberim yok deme. Ben her şeyi biliyorum. Her şey senin başının altından çıktı. Kim dedi sana git de uyuşturucu çetesine gir diye? Sonradan pişman olacağınız başka bir hata daha yapıyorsunuz. Bana hata deme. Senin yüzünden gencecik bir polis yok yere hapse düştü. Orada şişlendi. Küçücük kızı yetim kaldı. Kimin hatasıydı? Hadi bir an evvel yola koyulalım Aziz. Nereye? Belediye çöplüğüne. Orası tenhadır. Bu saatten sonra şu pisliği ortadan kaldırmak için daha iyi bir yer bulamayız. Çöplüğe mi? Devam et, ben sana yolu tarif ederim. Özlediğin o rahat uykulara böyle de sahip olamayacaksın komiser. Bunu biliyorsun değil mi? Müdür beyle
konuştum ama sonuç ne olur bilemiyorum Kamuran Hanım. Müdür Bey hazırladığımız dilekçeyi pek ciddiye almadı. Sanıyorum huzurevi idaresi buradaki kuralların bizler için var olduğunu unutmuş. Müdür Bey başka niyetlerle hareket ediyor. Bizim önceliklerimizi teferruat olarak görüyor. Çok teşekkür ederim. Siz elinizden geleni yaptınız Simizer Hanım. İş buraya geldikten sonra daha fazlasını yapmak zaten mümkün olmazdı. Harp Bey bu sorunu çözeceğini söylemişti ama bütün gün görünmedi ortalıkta. Önemli bir işi çıktı herhalde. Söz vermişti. Neredeyse akşam olacak. Hala yoklar. Ben artık gitsem iyi olacak. Hakkınızı helal edin. Durun canım, hemen ümitsizliğe kapılmayın. Şu dağın ardında bir umudumuz daha var. Henüz her şey bitmedi. Sizleri hiç unutmayacağım. Allah'a ısmarladık. Telefonunuzu aldım. Sizi mutlaka arayacağım. Gitti kadın. Göz göre göre gitti. Peki bizimkiler nerede kaldı bunca saat? Şşş. Simizer Hanım. Ödümü patlattınız. Yüreğim ağzıma geldi. Kusura bakmayın. Sizi korkutmak istememiştim. Şu bizim avukatı gördünüz mü diye soracaktım. Kimi? Aziz Bey mi? Bunu niye bana soruyorsunuz ki? Geçen akşam sizin balkonda konuşmuştuk ya. Yanlış anlamayın. Onunla buluşacaktık ama ortalıkta görünmüyor. Saatte bir hayli ilerledi. Bir iki saate kadar hava kararacak. İsminiz Lokman'dı değil mi? Adımı bildiğinizi bilmiyordum. Burada hep birbirimizi görüyoruz ama... Bakın bu çok hoşuma gitti. Aziz Bey söylemişti, oradan hatırımda kalmış demek ki. Neyse, Aziz Bey'i sabahtan beri görmedim. Yanındaki o Nemrut arkadaşını da görmemişsinizdir o zaman. Harp Bey'i kastediyorsanız, hayır, onu da görmedim. Allah Allah, nerede kaldı bu adamlar? Bizimki de kalkacağım diye tutturdu. Anlamadım. Neyse, önemli değil. Eğer Aziz Bey'i görürseniz ben oyun salonundayım. Beni hemen gelip bulursa onun yararına olur. Görürsem bunu kendisine ileteceğim. İyi günler. Size de iyi günler. İyice merak ettim şimdi. Bunlar sabahleyin de bir tuhaftılar. Bir şeyler çeviriyorlar ama bakalım ne olacak. Kamuran hemşire de gitti. Umarım kendilerini affettirecek iyi bir mazeretleri vardır. Vay canına, şuraya bak ya, çöpten bir dağ olmuş burası. Tam düşündüğüm gibi, etrafta kimseler gözükmüyor. Buna inanamıyorum Barb. Birini öldürmek için bu çöplüğe geldiğime inanamıyorum. Etrafına bak öyleyse. Komiser, burnunun dikine giden bir adamsın. Bir an durup düşünmüyorsun. Eskiden de böyleydin. Hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Hala bir pisliksin. Halis'i hapse gönderirken de hatalıydın. Şimdi de aynı hatayı yapıyorsun. O çocuğun adını ağzına alma. Hadi kızdır beni, biraz daha kızdır. Seni öldürmen kolay olsun. Harp, sakin ol. O silahı indir. Niye? Nasıl olsa önünde sonunda bu tabancayı şu uyuşturucu tüccarının kafasına dayamayacak mıyım? Ama önce dinlemelisin. Yalanlarınla kafamızı bulandır diye mi? Sen bir kanun adamısın komiser. Bunca yıllık meslek hayatının sonunda geldiğin yer burası mı? Bir çöplükte işleyeceğin karanlık bir cinayet mi? Doğru söylüyor. Sen bir polisin. İndir şu silahı. Emekli oldum. Bu uyuşturucu satıcısı pisliğin yüzünden emekli oldum. Hem bu cinayet filan sayılmaz. Toplumu çürüten bir mikrobu ortadan kaldıracağım ben. Veren mikrobunu yok etmek gibi bir şey bu. İnsanlığa hizmette bulunacağım. Bunun gibi pislikler bütün toplumu hasta ediyorlar. Mehmet, şu kamyonun arkasındaki küreklerden birini kap. Başüstüne amirim. Sen emekli olabilirsin Harp. Ama ben kendimi hala bir hukuk adamı olarak görüyorum. Ve herkesin adil bir yargılanma hakkı olduğuna inanıyorum. Öyle kafana esti diye kalkıp birini öldürmene izin veremem. Ne yapacaksın peki avukat eskisi? Beni durduracak mısın? Nasıl yapacaksın? Çöplüğün ortasındayız. Kendini mahkemede mi sandın? Bu adamı savunabilirim. Ne? Bana karşı, bunca yıllık oda arkadaşına karşı bir uyuşturucu tüccarını savunacaksın ha? Bir pisliği, bir mikrobu, bir şeytanı. Evet. Allah kahretsin.
Ne dediğini farkında mısın? Söylediğini kulağın duyuyor mu? Amirim, ben küreği getirdim. Seni tanımıyorum harbi. Sabahlara kadar dertleştiğim oda arkadaşım sen misin? Çöplükteyiz Aziz. Bu çöplüğün ortasında adalet sağlayabileceğini mi sanıyorsun? Kararı kim verecek? Madem ki sen savcı rolünü üstleniyorsun, hükmü sen veremezsin. Pekala avukat eskisi. Madem ki eski bir oyunu oynamak istiyorsun, kabul. Bana karşı bu pisliği savun. Ama oyunun sonunda oyuncağını bu çöplüğe gömeceğim. Bakalım o zaman ne diyeceksin? Mehmet, kararı sen vereceksin. Ben mi? Hakimi de bulduk işte. O halde bu pisliğin mahkemesini bu çöplükte kuruyoruz. Yemin ederim onu kurtaramayacaksın. Vallahi komiserim, şimdi büyük mesuliyet. Ben yani nasıl? Önce seninle başlayalım abi. Senin şu şehzadelerinden. Ne olmuş şehzadelere? Ben de onu soracağım. Osmanlı şehzadelerinin şu öldürülen genç polis Halis'le ne ilgisi var? He? Niçin ikisini sürekli birbiriyle karşılaştırıyorsun? Nereye varmak istediğini anlamıyorum. Niye oyununu oynamaya önce benden başladın onu da anlamadım. Sorgulanan ben miyim yoksa o mu? Yapma Harp. Basit bir soru sordum sana. Yıllardır beynini kemiren bu takıntının seni nasıl olup da adım adım bir cinayete doğru götürdüğünü anlamaya çalışıyorum. Niyetim sorgulamak değil, anlamak. Bunu belki Mehmet de duymak ister komiser. Sen karışma. Seni savunuyorum diye şımarma hemen. Ben de en az Harp kadar senden tiksiniyorum. Benim karşı çıktığım her kim olursa olsun bir insanın sinek gibi öldürülmesi, ben cinayete karşıyım. Yoksa niyetim senin gibi bir uyuşturucu kaçakçısının sırtını sıvazlamak değil. Aman ne dokunaklı. Vazife her şeyden üstündür, öyle mi? Ben bu kadar profesyonelliğe katlanamıyorum Aziz. İşte bu yüzden senin bütün bu yaptıkların bana bir oyunmuş gibi geliyor. Belki benim davranışım sana insanlık dışıymış gibi görünebilir ama senin sahte insancılığından çok daha samimi. Bu adam yalnızca insanları yavaş yavaş öldüren pis bir uyuşturucu satıcısı değil. Aynı zamanda gencecik bir polisin de katili. O delikanlı da tıpkı zavallı şehzadeler gibi haksız yere öldü. Ve onun ölümünden de işte bu adam sorumlu. Halis'i ben öldürmedim komiser. Senin yüzünden öldü. Senin gibi uyuşturucu pislikleri olmasaydı bir sürü genç şimdi hayatta olurdu. O küçük kız babasının mezarında ağlamazdı. Kimse berbat kabuslar görmezdi. Ve sen bu çöplükte benim namlunun ucunda olmazdın. Ben uyuşturucu satıcısı değilim. Ne pişkin adamsın sen. Hiçbir şeyi kabul etmiyorsun. Katil değilsin, uyuşturucu satıcısı da değilsin. Peki sen nesin ya? Söyle bana. Nesin sen? İçişleri Bakanlığından emekli polis müfettişiyim. Ne? Şaka mı bu? İnanmıyorsanız kimliğim cüzdanımda, arka cebimde. Kontrol edebilirsiniz. Hayda. Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. ve son... Bu adam gerçekten de emekli polis mi? Ver şu kimliği bana. Şimdi sen uyuşturucu tüccarı değil misin? Hay canına, sen de polissin demek ha? Hepimiz aynı taraftayız Mehmet. İyi ama nasıl? Kimliğimi alabilir miyim? Hiçbir şey anlamıyorum. Kafam durdu. Aslında biraz karışık bir hikaye. O uyuşturucu kaçakçılarını takibi almıştık. Ben çetenin içinde görevliydim. Polis olduğumu kimse bilmiyordu. Sadece Ankara Emniyetinden birkaç kişi, o kadar. O gün otobüs terminalindeki çantayı da siz ihbar ettiniz o zaman. Hayır, uyuşturucu çetesinin patronu yaptı. Kendi kendine ihbar etti yani. Niye öyle bir şey yapsın ki? Başlangıçta ben de çok şaşırmıştım avukat bey. Sizin gibi bir şey anlamamıştım. Sonradan öğrendim ki asıl büyük sevkiyat o gece Çanakkale'den teknelerle yapılacakmış. İtalya'ya. Çetenin üst düzey elemanları sırf bu işi ayarlamak için Türkiye'ye gelmişler. Oyun çok büyük yani. İstanbul Emniyeti'nin önüne attıkları o bir bavul uyuşturucuysa sadece yemmiş. Bizi de aptal gibi o yeme gönderdiler, öyle mi? Ben de bir iş başardık sanmıştım.
Ben de sizden farklı değildim o sıralar. Uyuşturucunun İstanbul otobüs terminalinden sevk edileceğini sanıyordum. Bu kumpası çok geç öğrendim. Öğrenir öğrenmez de Ankara Emniyeti'ni bilgilendirdim. Onlar Çanakkale'de asıl baskını yaparken siz çetenin İstanbul otobüs terminalindeki düzmece oyunuyla meşgul oldunuz. Daha erken öğrenebilseydim o gün hiçbiriniz orada olmayacaktınız. Bu sırada çete yemişini organize etmem için beni İstanbul terminaline göndermişti. Kim bilir belki o sıralar benden de şüpheleniyorlardı ve gözden çıkarmışlardı. Ama o gün çatışma esnasında oradan kaçmayı başardım. Sizinle orada karşılaştık komiserim. Bunun hiç olmaması gerekiyordu ama oldu. Halis de annesini karşılamak için otobüs terminalindeydi. Annesinin bavulu yerinde yanlışlıkla uyuşturucu dolu mavi bavulu alınca onu da çetenin adamı sandık. Tüh! Bu arada çetenin elebaşları Çanakkale'de birer birer yakalandı. İşin en tepesindeki hariç. O gizli bir yerde tüm bu operasyonları yönetiyormuş. Sonradan yurt dışına kaçtı. Beni de beraberinde götürdü. Çok fazla insan kalmamıştı zaten yanında. 6 ay kadar bütün İtalya'da saklandık. Gazeteler beni çetenin büyük patronlarından biri olarak duyurdu. Öyle bilinmesi bizim de işimize geldi. Biz de sizin dosya hep bir yerlerde tıkanınca sizi birilerinin kolladığını sandık. Gerçekte siz çeteyi çökertmek peşindeymişsiniz ha? Çökerttik de. Interpol 6 ay sonra Avrupa'nın en büyük uyuşturucu çetesinin liderini Vatikan'da San Pietro Bazilikası'nın önünde yakaladı. Bu arada siz yurt dışındayken Halis cezaevindeydi. Halis'in tutuklandığını birkaç gün sonra gazetelerden öğrendik. Polisin içindeki köstebeğin yakalandığını yazdılar. Karısının koca koca fotoğraflarını basmışlardı. Kadıncağız perişan görünüyordu ama patron çok keyifliydi. Aptal polis kendi adamını içeri attı diye arsız arsız gülüyordu. Halis'in cezaevinde öldürüldüğünü ise 6 ay sonra Türkiye'ye dönünce öğrendim. Siz de Halis'i tanır mıydınız? Hayır. Ben Halis'i sonradan evini ziyarete gittiğimde gıyaben tanıdım. Evini ziyarete mi gittiniz? Evet. Vicdan azabından boğulmak üzereydim çünkü. Ankara Emniyeti neden Halis için hiçbir şey yapmamış? Halis'in İstanbul polisince tutuklanması Interpol'ün işine gelmiş. Çetenin İtalya ayağının rahatlayacağını ve bağlantılarıyla ilişkiye geçip daha kolay hata yapacağını düşünmüşler. Interpol, Ankara Emniyeti'ne bir şey yapmaması için uyarmış. Onlar da beklemeye geçmişler. Halis içerideyken kimse asıl köstebeğin ben olduğumu tahmin bile edememiş tabii. Ama bu arada Halis de... Pisi pisine gitmiş çocuk. Sadece o kadar değil. Halis'e kimse hiçbir şey söylememiş. Çete elemanlarının tümünün yakalanması beklenmiş. Ama çetenin içerideki adamlarına karşı Halis'i koruyamamışlar. Zaten bir hafta içinde de öldürmüşler zavallıyı. Tüm çete çökertildikten sonra Halis'in ailesinin yanına gittim. Perişandılar. Küçük kızı da ilk defa o gün gördüm. Cennet. O zamanlar daha bebekti. İsmi Cennet mi? Ne tuhaf. Bunca yıldır kabuslarımda o küçük kızı görüyorum ama şimdiye kadar adını bilmiyordum. Her şey ortaya çıktıktan sonra sizi aradım. Ama istifa edip gitmiştiniz. Hiç kimse nerede olduğunuzu bilmiyordu. Amirim Halis'in masum olduğunu öğrenince dayanamadı. Ben de onunla beraber bastım istifayı. Ama sizin polis olduğunuzu bilmiyorduk. Kimse söylemedi. Kimseye söylenmedi. Bu bilgi hem gereksizdi hem de iyi kamufle olmuş bir köstebeği kimse ortaya çıkarmak istemedi. Bizler hepimiz emir kuluyuz. Ama o gün çay bahçesinde sizi gördüğümde bunları anlatmak istedim. Niye anlatmadın peki? Niye bu çöplüğe gelene kadar bekledin? Kim bilir. Belki de sizin vicdanınızla kendiminkini karşılaştırmak istedim. Ya da sizin acınızı tanımak istedim. Ya da ne bileyim, belki de hiçbiri değil. Belki bunun yanıtı çok daha derinlerde Aziz Bey. Bakarsınız bir gün bunun yanıtını kendime itiraf edebilirim. Yalnız o gün sizi çay bahçesinde gördüğüme çok sevindim. Üstümden büyük bir yük kalktı. Birden yalnız olmadığımı hissettim. Demek siz de 12 yıl önce öldürülen o genç polisi unutmadınız. Ne Halis'i unuttum
ne de mezarlıkta uzaktan gördüğüm o küçük kızı. Peki ben yıllarca kimi aradım? Komiserim. Arp, iyi misin? Hayır, iyi değilim. Hiç iyi değilim. Silahım kurulu, her şeye hazırlıklıydım, ölmeye bile. Şimdi ise çevremde öcümü alacağım kimse yok. Ben şimdi ne yapacağım Aziz? Bu silahı kime sıkayım? Kamuran hemşireyi kovduklarında da kime kızacağımı, kimi suçlayacağımı bilemedim. Kafam karıştı. Şimdi de öcümü kimden almam gerekir bilemiyorum. Rahat bir uyku uyuyabilmek için şimdi kaç kişiyi öldürmem gerekiyor? Arp, sakin ol. Bırak o tabancayı elinden. Komiserim, isterseniz onu bana verin. Hadi. Şehzadeleri her zaman çok sevdim Aziz. Artık kimselerin umursamadığı zavallı hayatlarına hep üzüldüm. Onların unutulmuş gençlikleri sanki benim gençliğimdi. Onlar göçüp giderken ben bir şekilde hayatta kalmışım sanki. Onların geleceklerini yok eden kudretli ellere kin besledim. Hayatlarının ilk baharında biçilen şehzadelerin öcü alınmalıydı. O çaresiz şehzadelerin canına kıyan kudretli eller zalimliklerinin hesabını vermeliydiler. Ama yaptıkları yanlarına kâr kaldı. En kötüsü yaptıkları fenalıklar zaman içinde unutulup gitti. Ama ben unutmadım. Genç polisin başına gelenleri de unutmadım. Arp, bırak o silahı. Komiserim, yapmayın. İndirin o tabancayı. Komiser, durun. Mehmet, çabuk al o silahı. Çıldırdın mı sen Arp? Az kalsın kendini öldürecekti. Niçin şehzadelerle bu kadar ilgileniyorum? Şimdi anladın mı Aziz? Sorunun yanıtını aldın mı? İçin rahat mı? Hep çok fevri davranıyorsunuz komiser. Yapılmaması gereken şeyleri yapmakta üstünüze yok. Ya ölüm çare mi be amirim? Öyle olsa hepimiz sıkalım birer kurşun olsun bitsin. Tamam Mehmet. Hadi tutun kollarından, kaldıralım şöyle. Hadi. Yaslan bana komiser. Yaslan. Hayat ne biçim bir şey böyle. 10 dakika öncesine kadar öldürmek istediğim adam hayatımı kurtarıyor. Sonra da ben onun elini tutuyorum. Bu kötü bir şey değil. Bilmiyorum. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Hadi bir an evvel gidelim buradan. Bu çöp kokusuna dayanamıyorum artık. Gidelim ya. Geç kaldık, hava kararıyor. Ben kamyonu çalıştırayım. Üstümüz başımız çöp oldu. Bizim gelinin babasını da evde bıraktık öylece. Ayıp oldu adama ya. Niye beni durdurdunuz Necip komiserim? Vicdanınız var. O yüzden unutamıyorsunuz. Siz huzur evinde, ben babamdan kalan evimde unutamıyoruz. İkimiz de birbirimize benziyoruz. Siz böyle çöplükte intihar etmeyi hak etmediniz. Hadi acele edin, gidiyoruz. Bizi bekliyorlar. Sağ ol. Sağ ol. Hadi gidelim. Nereye gideceksek. Nerede kaldınız Aziz Bey? Bütün gün sizi bekledik. Kusura bakmayın Simizer Hanım. Acayip bir gündü. Ancak gelebildik. Harp Bey yok mu? Sabah beraber çıkmıştınız. Bir şey olmadı ya. Merak etmeyin. Harp küçük bir işi çıktı. Sanıyorum birazdan, ya biraz gecikecek. Sabahtan beri ortalarda görünmeyince ne yalan söyleyeyim, çok korktum. Bu arada sizin şu al yanaklı kumarbaz arkadaşınız ikide bir de sizi sordu. Geldiler mi, ne zaman gelecekler, ben nereden bileyim? Laftan da anlamıyorum. Ne diye sizi rahatsız ediyor? Münasebetsiz efendim. Sahi sizin ne işiniz var o adamla? Yani ben kendisiyle görüştüm. Bir daha sizi rahatsız etmez, evet. Aman iyi. Yoksa o adam bütün akşam peşimizden ayrılmazdı. Size de aferin ama Aziz Bey. Demek gelir gelmez hemen o al yanaklıya koştunuz, öyle mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Girişte karşılaştık. Onlar da şu çöp kamyonunun şoförüyle bezik oynuyorlarmış sabahtan beri. Ne beziği efendim? Kumar oynuyor onlar. Evet.
Yalnız Harp Bey'e de aşk olsun. Kamuran hemşire için müdür beyle görüşeceğine söz vermişti. Kadıncağız da bin bir ümitle bütün gün bekledi. Siz gelmeyince de gitti. Çok ayıp oldu, çok. Siz müdürle konuşmadınız mı Semizer Hanım? Efendim, imza da topladım, konuştum da. Ama beni dinleyen kim? Müdür bey gazetecilerin peşine takılmış, reklam derdinde. Gazeteciler hala burada mı? Ama müdür bey bulmuş gazetecileri öyle kolaydan bırakır mı? Gelin öyleyse benimle. Nereye? Eminim siz müdür beyle bu konuyu gazetecilerin önünde konuşmadınız değil mi? Yok canım, odasında görüştüm. Eğer Kamuran hemşireyi göreve iade etmezseniz sizi mahkemeye veririz dediniz mi? Aklıma bile gelmedi. Bu konuyu bir de gazetecilerin önünde tartışalım müdür beyle. Ne dersiniz? Siz yok musunuz siz? Şeytana bile papucunu ters giydirirsiniz. Müdür beye sizi mahkemeye veririz diye blöf mü yapacaksınız yoksa? Blöf yapacağımı da kim söyledi? Siz benim ne kadar iyi bir avukat olduğumu bilmiyorsunuz tabii. Hadi gelin müdür beyi bulalım. İşte burası. Bahçenin içindeki ev onların. Hadi gel. Dur. Onları görünce ne diyeceğimi bilmiyorum. Bilsen iyi olur. Çünkü ya onlarla yüzleşeceksin ya da bir başka gün başka bir çöplüğün ortasında bulacaksın kendini. Hangisi daha zor diye tercih yapmamı mı istiyorsun? Kendin için belki yapacak çok fazla şeyin olmadığını düşünebilirsin. Ama emin ol, o küçük kız için hala yapabileceğin çok şey var komiserim. Yapamam Necip, yapamam. Kapıyı çalamam. O kadının kocasını, o küçük kızın babasını aptalca bir hatayla içeri attım ben. Onun ölümüne sebep oldum. Bu olayda senden daha suçlu olduğuna yemin edebileceğim 100 kişiyi kolaylıkla sayabilirim. Halis'in ölümünden sen sorumlu değilsin. Tıpkı şehzadelerin ölümünden sorumlu olmadığın gibi. Ya beni kabul etmezlerse? Onlar 12 yıl öncesinde kalmadılar. Onlar için hayat aktı, zaman ilerledi. Çok sıkıntı çektiler ama artık kendilerine ait bir dünyaları var. Bu dünyaya girmek isteyen herkese kapıları açık. Eğer istersen sen de girebilirsin. Küçük kız Cennet büyüdü. Şimdi 12 yaşında. Bana dede diyor. Çok kimseleri yok. Ama onlar yetinmesini öğrendiler. Belki de bana ihtiyaçları yoktur. Belki. Belki de senin onlara ihtiyacın vardır. Bu kapıyı çalmadan bunu öğrenemezsin. İçeri giriyor muyuz? Pekala. Hazırım. Üstümüz leş gibi çöp kokuyor. Ellerim de yine çok titremeye başladı. Benimkiler de titriyor. Hadi zile bas. Elimiz boş geldik. Keşke kıza bir şeyler alsaydık. Sonra önemli şeye değil, de... Önemli değil. Daha sonraki gelişlerinde getirirsin. Hadi. Ben bakarım anne. Aa, Necip dede. Anne, Necip dede gelmiş. Gel buraya. Buyur, yetere kızım. Hoş geldin Necip amca. Hoş bulduk. İçeri. Size bir misafir getirdim. İyi akşamlar. Rahatsız ediyoruz ama. Ben Harp. Narkotik şubede Halis'le biri... Hatırladım. Cenazede karşılaşmıştık. Hoş geldiniz komiserim. Buyurun içeri girin. Mis gibi yemek kokuları geliyor burnuma. Tam zamanında geldiniz Necip amca. Biz de yemeğe oturmak üzereydik. Cennet koş tabak çıkar. Bak yemeğe misafirlerimiz var. Bu akşam kalabalığız, ne güzel. Cennet misafire bayılıyor. Siz de çok iyi ettiniz gelmekle komiserim. Aslında ben daha önce gelmek istemiştim ama... Thank you.
Huzursuzlar Evi adlı oyunumuzun 9. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak